En iyi benim de az sonra. Her erkeğin kadın gibi arkadaşlarıyla çıkıp gezmeye hakkı vardır. Her ama erkek... Sus bir dakika, lafımı kesme. Nasıl bir kadın? Sus, beni dinle bir. Bir şey soracağım sadece. Merve, yani kadınla erkek... Harbiden şu an çok sinirlendim ben. Gerçekten anlamıyorsunuz ya. Sinirlerim bozuk, konuşmak istemiyorum şu an. Almış saçını böyle 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 böyle. Yeter ya. Yengenle tartıştık. Niye? Canımı sıktı. Ben kimim be? Ben onun maskarası mıyım? Ben onaylamadığım halde bu kızı tercih ederse hiçbir şey demiyorum. Benim için bitmiştir Ber. Ben senin yengene saygısızlık falan yapmadım. Ben neden ağladım ya? Ay, anlamak istemiyor bu çocuk ya. Gerçekten. Ondan sonra diyorlar ki kayınvalide şöyle dedi. Kayınvalide, yengeler, büyükler böyle dedi. Derler tabii. Sen biliyorsun sanki. Ya beni niye kandırıyorsun? Onu öyle doğrama, onu öyle. Siz de bana Berk'i anlatmak ister misiniz? Anlatayım ben size Berk'i. Ne yapacaktım ben ya? Parfe yapacağım, parfe. Ben marul olsaydım şu olurdum. Ece, ne yapıyorsun sen? Bir yer vardı, çok merak ediyordum. Bunu çok iyi oldu şu an. Ay, Allah razı olsun. Bence benziyor. Yengem mi yoksa? Bir masaya bir bakayım geleyim ben. İki dakika. Şey yapayım bakayım ne yaptı. Ne yaptın? Masayı mı kuruyorsun? Evet, masayı kuruyorum. Şimdi benim böyle küçük sürprizlerim olacak. Onu sizle gittik ben sonra. Hı. Yenge. Efendim. Senin orada ne işin var? Gelip analiz etmek istedim. Nasıl da tavırlar. Ama yenge, nereye gitsem oradan çıkıyorsun ya. Yanlış yenge bir işe yapmaman için. Biliyorum yenge. Ama sen benim arkamda durman lazım Ber. Ben senin her zaman arkandayım, bilmiyor musun bunu? Hayır, şu anki konuşmana durmuyorsun. Ben sana söylüyorum. Ama yenge, biraz daha dik ve arkamda durman lazım. Ben senin arkanda her şeyini savunuyorsam şu anda senin de benim arkamda durup hakkımı savunman lazım, değil mi? Az sonra en iyi benim de. Romantizmin doruklarında gezen, heyecanın hiç dinmediği en iyi benim de haftanın ortasına geldik. Bugünkü ziyaret noktası Ece'nin evi olacak. Şimdi dilerseniz gelin adayımızın kapısına dayanalım ve bugünkü serüvenimizin ilk sayfasını açalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz de. O kucağındaki kim? Bu papyon, benim en yakın arkadaşım. Senin en yakın arkadaşın oyuncak bir tavşan mı? Evet, çünkü bütün gün benimle evde en çok birlikte vakit geçiriyoruz. Çocukluğumdan beri benle beraber. Kaç yaşından beri? 4 yaşımdan beri. Ece, papyon ve sen bizi dışarıda mı bırakacaksınız böyle? Buyurun, hemen alalım sizi içeri. Önden hanımlar lütfen. Peki. Merhabalar, ben Ece Yıldız. 25 yaşındayım. Özel bir üniversitede psikoloji okuyorum. Son senem, inşallah mezun olacağım artık. Aslen İzmirliyim. Annemle İstanbul'da yaşıyorum doğduğumdan beri. Ben Yengeç Burcu'yum. Çok duygusalım, çok inatçıyım. Burcumun özelliklerini kesinlikle taşıyorum. Eğlenceliyimdir. Konuşmayı çok severim, sohbet etmeyi çok severim. Hayatta yapmayı en çok sevdiğim şey alışveriş. Hani bütün boş vaktim alışverişle geçirebilirim. Ben nasıl erkeklerden hoşlanıyorum? 1.85 boy ve üzeri. Esmer olabilir. Yalnız esmerse renkli gözlü olmasın. I've been longing for you ever since the day I saw you. Benim aradığım kız profili esmer olmalı, bakımlı olmalı, beraber uyum sağlamalıyız birbirimize. Kişisel bakımım benim için olmazsa olmaz, çok önemlidir. Benim mesela asla dışarıda eşofmanını göremezsiniz. Benim aylık gelirim 5 ila 8 bin arası değişiyor. Sonuçta esnafız, bazen düşüş olabiliyor, bazen iyi gidiyor. 3-5 bin lira maaş okey ama ev kirası ödüyorsak, işte bir şeylerin kredisini ödüyorsak bu 3-5 bin bize yetmeyecektir. O yüzden evi, arabası olan bir erkek yanında da 3-5 bin lira maaş olur. En iyi benime katıldım çünkü bana gerçekten aşkın hissettireceğini düşündüğüm birini arıyorum. En iyi benime başvurdum. Hayatımın aşkını burada arıyorum. Bence siz de başvurun. Belki siz de burada bulursunuz. Such is life, baby. Burası benim mutfağım. Güzel ve kullanışlı bir mutfağın var. Teşekkür ederim. Hangi yemekleri yapacaksın bugün? Bugün benim menümde paçanga böreği var. Sezar salata var.
Balla marine edilmiş dana madalyon var, risotto var, bir de parfe var tatlı olarak. Wow, Ece'nin menüsü bayağı iddialı. Yemekleri yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Gerçekten bu menüyü yapabilirse onu ayakta alkışlayacağım. Peki yetiştirebilecek misin hepsini? Bilmiyorum, o konuda çok tereddütlüyüm. Şu Emel kendine çok güveniyordu, yetiştirememişti tatlısını. Dolayısıyla biraz ben de stres oldum bu anlamda. Gönül yengenin eve gelmesi öncelikle beni birazcık rahatsız etti. Çünkü yemeklerimi bir yandan hazırlamaya çalışıyorum. Ayrıyeten çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da yani yaptığım yemeklere çok fazla karıştı. Aynısını Ece'ye de yapacağını düşünüyorum. O yüzden Ece'nin de yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Gönül yenge her an gelebilir. Evet, gelebilir. Evin geri kalanını da bize gezdirecek misin peki? Tabii, gezelim. Salona geçelim. Hadi geçelim hemen. Burası da benim salonum. Güzel bir salonun var Ece. Teşekkür ederim. Bu evde kiminle yaşıyorsun? Annemle yaşıyorum. Annen nerede şu anda? Annem şu anda şehir dışında. Ne giyeceksin? Renkli bir tane elbisem var. Onu giyeceğim. Dolabımı gösterebilirim size. Hadi gidip bakalım. Burası da benim yatak odam. Yatak odan çok güzel ama. Burada neler var böyle? Onlar papyonun arkadaşları. Artık akşam ne giyeceğini gösterir misin bize? Akşam için kıyafetim bu, renkli olan. Ben çünkü çok renkli bir kişiliğim. Onu elbiselerimle de yansıtmak istedim. Planımız nedir Ece? Şimdi alışverişe gideceğiz. Yemeklerim için malzemeleri alacağız. Bir de belki küçük bir sürprizim olacak. Onu almaya gideceğim. Biri bana hediye alsa çok heyecanlanırım. Mutlu olurum yani. Hediye küçük de olsa, büyük de olsa beni mutlu eder. Çıkalım mı artık? Çıkalım. Ve gelin adayımız Ece ile alışveriş maceramızın böylelikle startını veriyoruz. En iyi benim de az sonra. Merhaba. Daha hijyenik, paketli paketli. Efendim abi? Abi mi? Ay bu yeşil biberler acı mıdır acaba? Elime geleni alıyorum şu anda. 6-7. Süslenip süslenmeyi öğrenmiş artık, ağır konuşacağım yani artık. Bulamıyoruz. 8 kişiye biberiye bulamıyoruz. Tatlı bir bayan ama kızları zorluyor birazcık. Ondan sonra diyorlar ki kayınvalide şöyle dedi, kayınvalide yengeler büyükler böyle dedi. Derler tabii. Sen biliyorsun sanki. Ya beni niye kandırıyorsun? Onu öyle doğrama. Siz de bana Berk'i anlatmak ister misiniz? Anlatayım ben size Berk'i. Ne yapacaktım ben? Parfe yapacağım, parfe. Ben marul olsaydım şu olurdum. Ece, ne yapıyorsun sen? Bir yer vardı, çok merak ediyordum. Bunu çok iyi oldu şu an. Ay Allah razı olsun yenge. Bence benziyor. Yengen mi yoksa? Bir masaya bir bakayım geleyim ben. İki dakika şey yapayım, bakayım ne yaptı. Az sonra en iyi benim de. Ece, inanmıyoruz sana. Papyon da mı bizimle geliyor? Evet, o benim Uğur'um. Kucağında oyuncak tavşanı papyonla meraklı bakışlara aldırış etmeden markete doğru koşuyor gelin adayımız Ece. Evet, markete geldik. Ve kısa bir maratonun ardından markete varıyoruz. Ece ferman gibi alışveriş listesini çantasından çıkartıp sıralamanın ilk sırasına göz atıyor hemen. Evet, yufka bulmam gerekiyor. Ece kızımız marketin içinde dört dönerek yufka arayarak başlıyor işe. Buldum yufkayı. Emel ve Merve'nin yemekleri nasıldı sence? Bir tanesi hazırdı. Bir tanesi zaten yetiştirememiş yarısını menüsünün. Ben bugün yetiştirmek için uğraşacağım. Yemek yapmayı iyi biliyor musun? Yemek yani yaptığım zaman çok güzel yaparım. Tadı çok güzel olur ama çok mutfağa girmiyorum yani. Bugün Berk için gireceğim ama. Teşekkür ederim. Pastırma da verebilirim. Evet, çemensiz varsa çok iyi olur. Çemensizler paketi şu temel. Tamam. Çemensiz pastırma mı olurmuş? Çemensiz olsun ya, şimdi kokmasın. İlk buluşmamızda. Berk'i arayıp soralım. Tamam, soralım o zaman. Al bakalım telefonu. Bakalım seni tanıyacak mı? Bakalım. O kadar konuşuyoruz günlerdir. Çalıyor. Efendim abi? Abi mi? Berk? Tanıyamadın. Bu akşam kimle randevun var? Ece ile. Evet, o benim işte. Nasılsın? Evet, İyi, benim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Alışverişteyim şu anda sana yapacağım yemekler için. Bir şey soracağım ya. Aklıma takıldı da. Şimdi pastırmayı çemenli mi seversin, çemensiz mi seversin? Tabii ki de çemenli severim. Tamam. O zaman çemenli pastırma alıyorum. Beni merak ediyor musun peki? Beni çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Tamam, o zaman akşam geç kalma. Bekliyorum seni. Tamam. Bay bay.
Bay bay. Hadi Ece, şimdi gidip çemenli pastırma al bakalım. Pastırmamız çemenli oluyormuş. Bakıyorum tarifime 200 gram. Buram buram kokan çemenli pastırmalarımızla marketteki alışveriş turumuza devam ediyoruz. Domatesi nerede kullanacaksın? Domates de paçanganın içine. Alışverişte eli sıkı mısındır? Tasarrufa önem verir misin? Şişe de annem yapıyor genelde. Anlaşıldı. Sırada ne var şimdi? Şimdi dana madalyon gerekiyor. Dana madalyonun maalesef bonfile verebilirim. O zaman o olsun. Buyurun. Tamam, bu bize yeter. Sen şimdi bu dana madalyonu nasıl marine edeceksin? Kekik koyacağım, biberiye koyacağım. Biberiye var mı biliyor musunuz? Bütün mağaza seferber oldu, biberiye arıyoruz şimdi de. Bulamıyoruz, 8 kişiye biberiye bulamıyoruz. Buldunuz mu? Biberiye arama timinin gayretleri sonuç veriyor ve aranan biberiye dakikalar içinde saklandığı yerde ele geçiriliyor. Sence Berk dün Emel'den etkilendi mi? Bence etkilendi. Nasıl anladın bunu? Bilmiyorum, yani kağıda olumlu şeyler yazdı. Ondan sonra yengesi uyarınca olumsuzları da yazdı. Yemek offside. Sence öyle değil mi yani? Tatlı yani, yok, çorba tatlı, yok. Menünün evet. Hiçbiri yok. Bunları yaz. Kızımız vites büyütüp marketi dört dönmeye devam ediyor. Gönül yengeyi nasıl buluyorsun? Tatlı bir bayan ama kızları zorluyor birazcık. Peki sen ona nasıl davranacaksın? Ben sakin bir insanımdır. Çok damarıma basılmadığı sürece tabii. O kadar da ileri gitmez diye düşünüyorum. Ve gönül yenge arkanda ve sana doğru yaklaşıyor. Ya beni ne kandırıyorsun? Buyurun işte Gönül Hanım. Merhaba. Gönül Hanım biraz ters bir bayan. Bayan çok tatlı, çok şeker bir bayan. Ya bak şu hata yapıyorsun. Durdu öyle. Şöyle. Bak öyle doğranmaz işte. İnan. Bak. Bu arada sana bir telefon var. Yengem mi yoksa? Berk tekrar seninle konuşmak istediğini söylüyor. Efendim Berk. Alo. Aa yengecim sen miydin? Benim. Nasılsın canım? İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Bir arayayım dedim. Bakayım sesini duyayım dedim. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Alışverişteyim ben de şimdi. Eve geçeceğim birazdan. Yemeklerimi yapmaya başlayacağım inşallah. Çok güzel inşallah. Merve'nin köye, Merve'nin köye sana uğramam inşallah. Güzel bir şeyler hazırlamışsın. Benim de tek amacım bu gerçekten. Öncelikle sizi memnun etmek istiyorum. İnşallah göreceğiz. Onlar da dediler ama maalesef hiç memnun olmadım. Ne kahve ikramında, evet. Ne yemek sunumunda hiçbirini beğenmedim. Güzel değildi. Hoşuma gitmedi yani açıkçası. Umarım ben sizi çok memnun ederim yengecim. İnşallah. İnşallah göreceğiz inşallah geldiğimizde. Masaya da gelecekseniz akşam hani özel bir isteğiniz varsa onu da yapayım. Canım onu sürpriz yapabilirim. Hiç belli olmaz o. Sizi ağırlamaktan onur duyarım. Tamam canım. Görüşmek üzere akşam. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gönül yengenin her yemeğe katılmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Umarım benim yemeğime gelmez. Ece kızımız arabasında ne varsa döküyor kasanın içine. Bunu istemiyorum. Bunu... Her şeyini aldın değil mi Ece? Eksiğin kaldı mı? Evet hiçbir şeyimi unutmadım. Her şeyimi aldım diye düşünüyorum. Biraz vakit kaybettim sıralı gideceğim diye ama umarım bir şey unutmamışımdır. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nereye gidiyoruz böylece? Bir canım aman şurası ama benimle gelmenizi istemiyorum. Çünkü size de sürpriz yapmak istiyorum. Beni burada bekle. Nasıl yani? Hediyenin ne olduğunu söylemeyecek misin bize gerçekten? Hayır söylemeyeceğim. Kimse görmeyecek. Hadi bakalım. Ece, devlet sırrı gibi herkesten sakladığı hediyesiyle hızla çıkıyor mağazadan. Aldın mı hediyeni? Evet aldım. Poşette galiba. Evet orada ama göstermeyeceğim çünkü ilk Berk görsün istiyorum. Bu arada 2 saat 5 dakikan kaldı, haberin olsun. Sonunda evime geldim nihayet. Artık yemeklerime başlamam lazım. Bir elde papyon, bir elde poşetler. Koştura koştura evine doğru ilerliyor gelin adayımız. En iyi benim de az sonra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Az sonra en iyi benim de. Gelin adayımız ellerini de özenle yıkadıktan sonra geçiyor mutfağa. Ne yapacağız ilk olarak? Ben tatlımla başlamak istiyorum. Belki çünkü tatlıyı çok seviyor ama çok mutfakla aram olmadığı için tariften bakacağız. Yemekten anlamıyorsan Berk'i nasıl etkileyeceksin onu anlamadık. Ya ezberimde değil evet ama yemek yapmayı çok seviyorum. Peki bir kadının yemek yapmayı bilmesi önemli mi sence? Evet bence çok önemli. Ama sen bilmiyorsun. Evet ama önemli olduğunu biliyorum. Hani benim eksiklerim tabii ki var, herkesin eksikleri var. Ama öğrenirim, yaparım, hevesim var en azından.
Krem şanti iyice karıştı. Şimdi ne yapacağız Ece? Şimdi bisküvilerim var. Eldiven takmayı unuttum. Gönül Hanım bu tırnakları görünce kes kızım derse keser misin? Bilmiyorum. Çünkü büyükler sonuçta biraz... Yani benim annem de bu tırnaklarımı kesmemi söylüyor. Çünkü hani öyle alışmamışlar, öyle görmemişler. Hani bunu çok fazla geliyor mesela. Yemekler yetişmezse Berk geldiğinde de böyle gülecek misin? Ya şimdi ne yapayım ama yetiştiremezsem de insanlık hali. Berk'in evleneceği kız çok hamarat olması lazım. Çünkü Berk hamarat kızlardan hoşlanır. Bu durumda hazır yemek aldığı için Merve'ye hak veriyor musun? Hayır, vermiyorum. Ve parfeye fındık ve damla çikolata ekleniyor. Ezliyor mu bilmiyorum sen. Emel mi daha kilolu yoksa sen mi? Emel daha kilolu tabii ki. Yani çok şişman tabii ki değil ama balık etliden de biraz fazla. Berk dün dedi ya hani balık etli ben severim falan diye. Berk'in seveceği balık etli benim bence. O biraz balık etliden fazla bir et. Ece kızımız şimdi de tatlısını cam tepsisine yayıp soğuması için buzluktaki yerine yerleştiriyor. Sırada ne var? Sırada şimdi risotto. Ece bir cezveye bir miktar su doldurup içine bulyon tabletini bırakıveriyor. Risottoya soğan da koyman lazım. Ama biz işine karışmayalım. Sen yine de internete bak en iyisi. Zeytinyağı ince doğranmış. Evet, bildiniz. Mutfakla arası pek iyi olmayan gelin adayımız bakalım soğanları nasıl doğrayacak. Diğer kızların psikolojilerini nasıl buldun? Özellikle Merve ve Emel'in. Emel'in psikolojisinde bilmiyorum. Dün, yani ben de çok duygusal olduğum için aslında dün mesela yengenin anlattığı olaylar üzerine ağladı. Aa, ben şimdi çok kötü oldum. Gurur gözyaşları diye baktım. Kusura bakmayın. Ya estağfurullah. Emel belki duygu sömürüsü yapmıştır ama benim de mesela orada gözlerim doldu. Hatta şey düşündüm, iyi ki benim yanımda anlatmadı böyle bir şey yenge diye. Çünkü ben de ağlayabilecek potansiyelde bir insanım. Ece kızımız soğanları ocakta kaderine terk edip sarımsak soymaya başlıyor. Gönül yengenin psikolojisi nasıl sence? Yenge bence psikolojisi bozuk bir insan değil. Benim çok hoşuma gitti dün anlattıkları falan. Yani tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş bir kadın. Güçlü bir kadın. Ben de güçlü bir kadınım. Benim annem de güçlü bir kadın. Pirinci ekleyin, karıştırın. Evet. Şimdi sırada ne var Ece? Dana madalyona geçelim çünkü onu marine edeceğiz biraz da onunla. Gönül Hanım sürpriz yapacak bugün sana. Büyük olasılıkla masada aramıza katılacak. Bilmiyorum artık, ne olur ne olmaz. Gönül Hanım, Berk ve sen baş başa. Nasıl ama? Yani hazırlığıma geleceğine masaya gelsin bence daha iyi olur. Mutfaktaki bu beceriksizliğini görmemiş olur en azından. Evet, kesinlikle görmesin. Ne atacağız etin marine şurubuna? Kekik ve biberiye. Bakalım paketleri kaç dakikada açacaksın? Heyecanlandırmayın beni. Sen zaten yeterince sakin bir kızsın. Ne oldu? Hayırdır? Yenge geldi. Emin misin? Kızlar olmasın sakın. Bilmem. Çok heyecanlandık. Kim acaba? Heyecanlı mısın? Merhaba. Merhaba. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben elinizi öpmeyeceğim çünkü neden? Çok gençsin. Öyle mi şey yapıyorsun? Evet, öyle düşünüyorum. Neyse bakacağız. Bir terlik bir şey yok mu? Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Salona geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, iyiyim. Kusura bakmayın bu halde karşıladım. Estağfurullah. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Uğraşıyoruz. İyisiniz. Uğraştım. İyiyim, çok şükür. Evet. Yemek yapıyorsunuz. Evet, yemek yapıyorum. O tırnaklarla mı yapıyorsunuz? Eldivenlerimle. Eldivenden ama lezzet çıkmaz ki. Yemeğe lezzetini veremezsin ki. Evet. Şimdi diğer kızların yaptığı yemekleri gördük. Biz el lezzetini gördük. Bir de sizinkini görelim dedik ama maalesef. Ben uzun tırnağa karşı alerjim var. Eldiven takmalarını da ben tavsiye etmiyorum. Neden derseniz, çünkü elin bir lezzeti vardır. Peki bir şey ikram edeyim mi size? Çay demledim. Çay mı istersiniz? Türk kahvesini tercih edersiniz. Misafir umduğun değil, bulduğunu yerine ikram ederseniz ona bakacağız. Yani yeriz, çay da içeriz. Demledim belki çay seversiniz ama Türk kahvesi istiyorsanız da. Hiç fark etmez. Sen nasıl uygun görürsen. Tamam, estağfurullah. Bir göreyim. İyi karşılamadı. Elimi öpmedi. Ben görücü geliyorum. Elimi öpmesi lazım. Ama sizi genç bulduğunu söyledi. Saygıdan. Yok, ben öyle kandıramaz. Ece, moralin mi bozuldu? Yani
Çok ön yargılı bence. Ben Merve'yi çok iyi anlıyorum şu an gerçekten. Az kaldı, şurada markete ne kaldı? Yok kızım, yok. Senden gelin olmaz bize. Yok, yürü. Aşk olsun. Yürü, 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 yürü. Hiç yakıştıramadım. Ece'nin gönül yengeyle anlaşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü gönül yenge bazen bizim eşimizi unutarak davranışlar sergiliyor. Ece de bir yerde patlayacaktır. Ben sonuçta evet, tırnaktan herkes iğrenebilir veya işte hijyenik bulmayabilir ya da dış görünüşünü de sevmeyebilir. Ama işte tırnakları olan bir kadın neden yemek yapamazsın ki? Gönül Hanım, ilk dikkatinizi çeken detay Ece'nin tırnakları oldu. Evet, gördüm. Zaten orada yani bana ne ikram ederse etsin, ben belki çay olabilir, belki kahve olabilir ama yemek olarak yiyemem. Misafir gelmişsin evime, neden bu kadar sertlik? Ben biraz dışarıda sert görünürüm. Yaşadığım ortama göre kendimi sert alıştırmışım. Çünkü devamlı çalıştığım için dışarıda sert olmam gerekiyor, otoriter olmam gerekiyor. Ama bir topluma, bir arkadaşla gittiğin zaman gayet sevimli, gayet neşeli, gayet şakacı biri olduğumu şaşırırlar. Aa, sen böyle misin derler. Ece, biraz gözün korktu galiba. Ya saygısızlık yapmak istemiyorum ama hani böyle dış görünüşle ön yargı, eleştiri hiç hoşlanmadığım bir şey gerçekten. Bu arada yemekleri de yetiştirmen lazım. Kesinlikle. Süren geçiyor. O yüzden de gerildim zaten. İstersen çayı ikram edip yemeklerine devam et. Çenesinden kurtulamayayım. Ne yapmayı planlıyorsun? Yemekleri yapmayacak mısın? Yani kibar bir dille söyleyeceğim ama ona da alınacak. Ama çok mükemmeliyetçi değilim. Ama %70'lerde istiyorum ben onu. %30'u da onun gelir zaten. Kızım, tepside verseydin çayı. Kaşık yok. Ama karıştırdım atıp şekeri. Olmaz. Ben belki karıştıracağım. Bardak küçük mü, büyük mü? Tamam. Büyük bardakla nasıl koyayım? İyi böyle. Neyse, bu seferlik böyle olsun. Peki. Yani bunlar ince ayrıntılar. Bugün yemek ne yaptınız? Ne var menünüzde? Menümde risotto var. Dana madalyon var ama dana madalyon bulamadığım için bonfileden yapacağım onu şimdi. Tavuklu sezar salata var. Paçanga böreğim var. Hep sizi... Bizim Anadolu yemekleri değil de hep değişiklik ülkelerin yemekleri olmuş istemişsiniz. Evet, evet. Peki o tür yemeklerimi seviyorsun, bizim kendi yöresel yemeklerimizi mi seviyorsunuz? Ben ikisini de severim aslında. Ben sadece farklılık olsun diye. Ama ben şöyle isterdim sizden, şunu isterdim. En azından bir çeşit bizim yemeğimizden yapmanı isterdim. Paçanga böreği aslında. Yok, bizim değil. Bizim değil. Bir mutfağa gidelim mi bakalım, tabii yapmış ki. Mısın, nasıldır, buyurun. Nasıl değildir bir göreyim. Siz bir yemeğinizi yapın. Buyurun, hemen burası. Ben bir oturuyorum, siz bir yapın. Ben de yanınızda eşlik edeyim size. Bakayım ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun. Bir göreyim. Tamam. Bu tezgahın üstü çok dağınık. Nasıl yapacağım burada? Karma karışık. Bütün malzemelerimi oraya dizdim. Bu tarafa da böyle kullanmadıklarımı atıyorum. Hemen ondan sonra onları yıkayıp hazırlanmaya geçeceğim. Bir yere koysaydın da ayırsaydın, rahat rahat çalışsaydın daha iyi değil miydi? Bilmiyorum ki, mutfak tecrübem çok fazla yok benim aslında. Belli oluyor zaten dağınıklıktan. Aynen. Belli oluyor. O yüzden bu kadar dağınığım. Biraz yavaşım da o yüzden. Mutfakta dağınık çalışan kız bence düzenli değildir, becerikli değildir. Bu risotto ne, sen daha önce yaptın mı hiç? Yok, ilk defa yapıyorum. İlk defa yapıyorsun. Evet. Peki güzel olacağına inanıyor musun? İnternetten baktın herhalde. Umuyorum, evet. Umuyorum diyelim aslında. Ne döküyorsun üstüne bunun? Parmesan dökecektim. İsterseniz öyle bakın, isterseniz peynir de dökeyim, öyle bakın. Tuzlu bu kızı kızım. Çok mu tuzlu? Ben bakmadım ve daha çok dişime de yani bir şey pişmemiş. Kıtır kıtır ediyor dişime ve çok tuzlu bu. Tuzunu evet ayarlayamamış olabilirim. Ben normalde hiç tuz kullanmıyorum çünkü ama hani belki kullanmıyorsun, bu kadar tuzlu yapmışsın. Berk oğlumuz etli yemekleri çok sever. Ot yemeklerini pek sevmez İzmir'de olmasına rağmen. Benim yemeklerimi çok beğenir. Geldiği zaman yengecim bana yapar mısın şunu? Yengecim bana etli yemek yapar mısın? Ne isterse onu gelmeden önce hemen hallederim, yaparım ve mutlu oldum, ben de mutlu oluyorum. Gönül Hanım, gördünüz mü? Ete ne döktü gelin adayımız? Bal koy, bal bal. Evet, bal koydum. Ama ben bunu İzmir'de otururken bir kasabımız vardı. Bunlar Kurban Bayramı'da et tatlısı yapardı. O mu dedim acaba? Değildir. Et tatlısı mı? Evet. İlk defa duyduk. Yo, Kurban Bayramı'nda evet, ben bunu gördüm. Acaba o mu diye düşündüm ama... İzninizle tarife hemen bir göz atıyorum. Gördünüz mü? Gönül Hanım internetten bakıyor tarife. Evet, internetten bakıyor. İnanın ben de yemedim. Hep beraber akşam inşallah yeriz. Umarım beğeniriz. Koydun ne şimdi içine? Bu köri. Köri. Köri sos, evet.
Annen sana hiç öğretmedi mi yemek? Kızım şunu yap, getir bana bir kahve ve en azından bir çay veya bir kahvaltı hazırla veya bir makarna yap demedi mi hiç annem bugüne kadar sana? Ona da hazır hani karıştırır öyle götürürüm. Belki ben alışkanlıktan siz öyle yaptım, kusura bakmayın. Yok yok, sizi de benim anladığım kadarıyla sizi de pek yemek şeyi yok yani bir yok bende yemek şeyi yok yani bir pratiğim peki, yok söylediğim gibi zaten. Nasıl kocana yemek yapacaksın? Yarın çocukların oldu mu nasıl yemek yapacaksın? Yani yarın çocuklarım olana kadar risotto yaparsın. Yok her şey yaparım hiç problem değil. İnternetten baka baka öğrenirim. Annemden öğrenirim ama öğrenirim yani sorun değil. Bu yeter zamana ki... kadar öğrenseydin en azından bir makarna yapmasını, bir bulgur pilavı yapmasını biliyorum da. Bulgur pilavını burada yarış içindeyiz dört kızla yenge. Tamam da makarna yenge de. Makarna mı yapayım? Bak şimdi bir bulgur pilavı yapsan daha belki benim hoşuma giderdi. Tabii olabilir evet. Ben, değil mi? Ya ben biraz risk aldım doğru söylüyorsunuz. Yani mutfağa belki böyle. Ama işte bak bu sizin cahilliğinizden annem. Evet. Nedir biliyor musun? Risk almayacaksın. Bildiğini yapacaksın. Doğru bildiğin kadarı. Ben bunu biliyorum. Yaptım. Hı hı. En sevdiğim ama bunu yaparsan ha benim için yaptı ama bunu yapmasan da olur benim için. Yani et olması veya risotto olması hı hı. Zaten bizim damağımıza hitap etmiyor bunlar. Yani şimdi şey oldu. Ben böyle çok sıradan bir şey yapmak istemedim. Özenmek istedim ama daha yemek yapmıyorsun duruyor hani. Orada daha bu duruyor orada. Ne zaman yetiştireceksin? Kaç dakikamız kaldı? Biz söyleyelim hemen 40 dakika kaldık. 40 dakikaya kadar bunlar ya bu da Ece de yetiştiremeyecek diye ben düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ya. Doğru söylüyorsunuz yani inkar etmiyorum. Aklım ermedi kızım. Ben sabahtan beri korktuğum şeydi zaten yetiştirememek. Yani başıma elin çok ağrıma bak 2 saattir bir sarımsağı soyamıyorsun. Evet evet yani o ben yardım edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünüyorum. Gönül Hanım yine dayanamadı. Yardım etmek için kolları sıvadı. Hemencik soyuldu bak gördün mü? Bak hiçbir şey yok bak. Nasıl yaptınız bir dakika. Ne kadar çabuk ben soyuldu. Öğrenci. Yap bir. Böyle iki el mi bastınız? Bak, yok yok bak şu elin şu keri var ya. Hı. Böyle yapıyorsun. Hı. Bu kadar. Tamam. Sen bana internetten oku. Ben de yapayım hadi. Olur önce hani. Bir elimi yıkayayım ama ben. Ben önce geldi. Bir elimi olmaz yıkayayım. Olmaz ki öyle ama. Ben önce olsun olsun benim için fark etmez. Ben yemek yapmayı seviyorum. Hemen söyle ben çabuk çabuk halledeyim anne. Şey, soğanı mı? Doğrayacağız. Evet o zaman ben de risotto ile ilgili. Bir kap ver bana hemen soğanı. Hadi annem. Oğlum aç kalmaz. Onun için ben yapayım da bari en azından. Bu benim kaderim ya. Nereye gitsem ben yemek yapıyorum ya. Bu benim kaderim. Yok o zaman bak gel. Ver bakayım bana. Ben sana bir göstereyim. Alıştım. Sen bir gör bak. Sen başka kendinden bahset bana bakayım. Gönül yenge. Gelin adayımız hiçbir şey öğrenmemiş mi sizce? Süslenip püslenmeyi öğrenmiş. Artık ağır konuşacağım yani artık. Bilemiyorum. Ondan sonra diyorlar ki kayınvalide şöyle dedi, kayınvalide yengeler, büyükler böyle dedi. Derler tabii. Ece iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet iyiyim yani sorun yok. Sevindik yılmak yok Ece. Şimdi başka ne yemek var sırada? Hadi onu da yardım edeyim sana. Paçanga böreği yapacağım ama zahmet etme. Hadi yapalım. Hadi onu da oku bana ver malzemeyi. Hemen yapayım hadi. Çocuk aç kalmasın bari bugün aç kalmasın. Tamam ben zaman masamı kurayım. Gönül yengenin eleştirileri için neler söyleyeceksin merak ediyoruz Ece. Yani demediği kalmadı annem beni eğitememiş falan. Bilmiyorum buna o mu karar verecekmiş. Ben yemek yapmayı evet önceliğimi kariyerime verdim ben yani yemek yapmayı çok iyi bilmiyor olabilirim. Gönül yengenin gelmesi senin de işine geldi galiba. Evet çok işime geldi çünkü yetişemeyecektim zaten. Şimdi o paçangayı yapsın ben de orada salatamı yaparım soframı kurarım giyinmek 5 dakika zaten. Kızım. Efendim yengeciğim. Berk çemenli severim. Çemenlerini almıyorum. Haberin olsun. Evet Berk çemenli seviyor diye çemenli pastırma aldım. Tamam. Bak o güzel onu düşürmüşsün. Aferin sana. Sen biliyorsun sanki. Benim aradığım gelin adayı ahlaklı, büyüğüne saygılı olan, sevgisini vermesini bilen ama büyüğüne gerçekten saygılı olması lazım. Bizim büyüklerine biz aşiret olduğumuz için, Anadolu insan olduğumuz için bizim büyüklerimize saygımız sonsuzdur. Bir adım öne geçmemesi lazım büyüklerimizden. Şimdi ne yapacaksın Ece? Dinlen sen de biraz şurada ya. Nasılsa yapıyor. Şu çayı da alayım içmedi zaten. Azıcık dinleneyim ha. Yorulmuşum be. Ece? Efendim yengeciğim. Canım bir şey sorayım size. Şimdi beni nasıl buluyorsunuz? Siz psikoloji okudunuz. Sert miyim, yumuşak mıyım, tatlı mıyım nedir bana söyler misiniz? Yani siz ilk gün çok tatlıydınız, ikinci gün çok. Şimdi benim günüme gelip beni eleştirince tatlıydınız. Onları da eleştirdim ama eleştirmedim mi? Bu arada yarım saatin kaldı Ece. Masayı kurmaya başlasan iyi edersin. Kuruyorum. Fırsat bu fırsat kızım. Masayı kur, bir an önce şey yapalım. Annem, baban ne iş yapıyor kızım? Baban çalışıyor mu? Annen ne yapıyor? Annem
ev hanımı yani emekli oldu, çalışıyor da eskiden. Evet. Babam da ticaretle uğraşıyor ama Romanya'da, yani pek görmüyorum ben babamı. Nasıl babanla, ailenle ilişkilerin nasıl? Ailemle ilişkilerim iyidir. Babamla çok fazla görüşmüyoruz ama görüştüğümüzde yine hani iyidir aramız, sorun yok. Siz de bana Berk'i anlatmak ister misiniz? Anlatayım ben size Berk'i. Siz Berk'i gördünüz zaten. Evet. Berk nasıl diyeyim size, eti sever. Ayaklarının üstünde durmasını sever. Ailesine katkıda da bulunur. Çok ortak yönümüz var. Bir masaya bir bakayım geleyim ben. İki dakika şey yapayım bakayım ne yaptı. Ne yaptın, masayı mı kuruyorsun? Evet, masayı kuruyorum. Şimdi benim böyle küçük sürprizlerim olacak. Onu sizle gittik ben sonra. En iyi benim de az sonra. Her erkeğin kadın gibi arkadaşlarıyla çıkıp gezmeye hakkı vardır. Her ama sus bir dakika, lafımı kesme. Hayır. Nasıl bir kadın? Sus, beni dinle. Bir şey soracağım sadece. Merve, yani kadınla erkek... Harbiden şu an çok sinirlendim ben. Gerçekten anlamıyorsunuz ya. Sinirlerim bozuk, konuşmak istemiyorum şu an. Almış saçını böyle 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 böyle. Günaydın. Yeter ya. Yengenle tartıştık. Niye? Canımı sıktı. Ben kimim ben? Ben onun maskarası mıyım? Ben onaylamadığım halde bu kızı tercih ederse hiçbir şey demiyorum. Benim için bitmiştir Ber. Ben senin yengene saygısızlık falan yapmadım. Ben neden ağladım ya? Ay anlamak istemiyor bu çocuk ya. Gerçekten. Az sonra en iyi benim de. Ne derler bizde büyükler biliyor musun? Çok güzelim diye övünme bir sivilce yeter. Çok zenginim diye övünme bir kıvılcım yeter. Evet. Bu bir kıvılcım olabilir o sofrada. Tamam canım. Hemen ben bir mutfağa geçeyim, senin işlerini yapayım. Hadi. Şunları sarayım da bitireyim bari bir an önce. Sen bir an önce hallet. Bak ben de bunları sana yine... Bak diğer kızlara yapmadım. Kıymetimi evet, bil. Evet, teşekkür ederim. Çok tatlısın. Kıymetimi bil. Yapmadım diğer kızlara. Gönül yenge, siz masayı hazırlasın diye içeri gönderdiniz ama... Ece biraz vurdum duymaz davranıyor gibi. Aman her şeye vurdum duymaz, sus. Ben konuşturtmayın. Şimdi ben kötü olmak istemiyorum fazla artık. Ece, sen hangi yemekleri yaptın? Benim sadece salatam yapılmadı şu anda. Paçanga böreğini de yenge yaptı. Diğer yemeğin dana madalyonunu da Gönül yenge yaptı galiba. Hayır, o dana madalyonu o yapmadı aslında. Sadece sarımsaklarını kırdı, soğanını soydu yani. Ay, televizyonda da dur bir şey vardı, çok merak ettim. Ece, ne yapıyorsun sen? Ay şu kız çok heyecanlı. Bir yer vardı, çok merak ediyordum. Bunu çok iyi oldu şu an. Ay Allah razı olsun yenge. Sen burada televizyon izliyorsun. Misafirin mutfakta yemek yapıyor. Ay ne yapayım, yetiştiremedim zaten artık. Çok da eleştirdi beni. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu psikolog olmak için 25 yılı geçmiş. Şimdi bir ev hanımı olmak için, anne olmak için de 25 yılı geçerse... Ne olur? 50 yaş olur bu. Bu durumda Ece 50 yaşına gelince mi evlenebilir? 50 yaşında evleneyim. Eyvah eyvah. Öyle. Şimdi ben yine kötü kaynana kötü yenge aldım. Ne yapayım? Ece bunu duymasın. Duyarsa da duysun, ne yapalım? Yengecim. Efendim. Bak bardaklar buldum. Güzelse koy. Bu güzel mi sence? Gönlümü fethetmeye çalışıyor. Birazcık ondan daha güzel. Tamam, bunu koyuyorum. Hadi koy bakalım. Ece sen Gönül yengeyi kandırıyorsun gibi geliyor bize. Hayır. Biraz nabza göre şerbet veriyorum sadece. Bir bardak gösteriyorsun, sonra televizyon karşısına geçiyorsun. Evet. Yengecim. Efendim. İyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. İhtiyacın var mı? Yok, benim ihtiyacım yok. Ben kendi işimi kendim her zaman halletmeye alıştığım için bunu da hallederim. Sıkıntı yok. Tamam yengecim, ben giyinmeye gidiyorum o tamam, zaman. Tamam git, hazırladın mı sofranı? Süsleneyim biraz sana. Bir gel de bir bakayım hele. Neye süsleniyorsun, kime süsleniyorsun? Şimdi evime yine misafir geliyor. Ben böyle karşıladım. Heh, şimdi güzel bir şeye değindin. Evime misafir geliyor. Evet. Rahatsız oldum. Peki evine misafir geliyor. Yemeği bana mı yaptıracağım? Çok ısrar ettiniz ama çok ısrar ettiniz. Ama yapmamışsın ki bir şey. Kızım oğlum aç kalacak, onun için yaptım. Şimdi bunun altına yağ koyacak mıyız biraz, risotto mu altına? Risottonun mu? Onun üzerine ben tereyağı koydum aslında. Onu değil, etin. He, eti diyorsunuz. Ete yağ var içinde, ben buna zeytinyağı koymuştum. Sen git süslen, ben hallederim, onu sordum sadece. Hadi. Ece'nin sizi burada bırakıp giyinmeye gitmesi doğru mu? Masayı hazırlamak için de sizi burada yalnız bıraktı. Belki de onu deniyorsunuz ve bir teklifte bulundunuz. Deniyorum veya denemiyorum. Yapmaması gerekiyor. Daha önceden hazır olması lazımdı ama hiçbir şey hazır değil. Her gittiğim yerde benim kaderim bu. Yemek bana düşüyor. Diğer kızlar gelip sizi mutfakta görürse ne olacak? Şok olacaklar.
Diyecekler yenge gelmiş mutfağa geçmiş yemek yapıyor. Siz şimdi böyle yaparak Ece'ye torpil geçmiş olmadınız mı? Yok, kayırmış ol. Benim oğlum bugün yemek yesin diye yaptım. Kapı çalıyor. Kim geldi? Berk olmasın sakın. Bilmiyorum, bir bakayım hele. En iyi benim de az sonra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Az sonra en iyi benim de. Merhaba. Yengeciğim. Evet. Merhabalar. Merve. Buyurun. Ece nerede? Ece hazırlanıyor. Çok şaşırdım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Memnun oldum canım. Sıdıka ben. Ben de Gönül yengem. Buyurun böyle alayım sizi. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba yengeciğim. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Alayım sizi böyle. Kızlar, siz oturun, size ceketlerinizi alabilirim. Tabii. Bugün bize kapıyı Berk'in yengesi açtı. Resmen kaldım. Bu kadar iddialıyım dedi. Bir baktık, fos. Yani biz çok şaşırdık gerçekten. Şaşırdınız, alayım evet, mı ceketlerinizi? Tabii. Hala ağzım açık yalnız. Buyur yengeciğim. Bunu beğenmedim. Çok teşekkür ederim. Sizi eleştireceğim bu konuda. Çünkü biz alabiliriz diyebilirdiniz ceketlerinizi saygıda. Aslında ben düşündüm de. Niye yapmadın Merve? Misafirperverlik dediniz. Bir de tabii, sizden görmek istedim. Tabii ama bak şimdi istedim. Ben size orada bir çanak tuttum. Ne diyeceksiniz diyerekten. He, bize ölçmeye çalıştık. Tabii. Ben anladım. Yengeciğim ama şimdi bir şaşkınlığımız var üzerimizde. He. Arkadaşımızı bekliyoruz. Ece'yi beklerken siz çıkınca biz şaşırdık ve hani ne yapacağımızı bilemedik. Kaldık. Ona verin yani. Yani Ece'nin evine mi geldik sizin evet, evinize biz böyle mi bir şaşkın. Öyle bilemiyor. Değil mi? Hep öyle oluyor zaten. Göreceğiz hakikaten bakalım. Öyle. Hakikaten öyle oldu. Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. Ben bunları bir acaba götüreyim. Acaba yemekleri falan da yardım ettim mi? Yemek yandı. Bir yemeğe yiyelim. Ne oldu öyle Gönül yenge? Ceketimizi alın dedim. Hiç utanmadan ne dediler? Al dediler. Çünkü artık ev sahibi sizsiniz onlar için. Bence ana yemeği yani birçok yemek vardı gerçi menüde. Aynen. Ben şu an menüyü unuttum. Ben şeyi düşünüyorum şu anda. Acaba yemekleri de mi yenge yaptın? Yani Ece yapmamış da olabilir belki. Yani bu kadar iddialıyken ben alkışlayacağımı söylemiştim. Evet. Eğer ki yenge yapmışsa bilemiyorum artık nasıl tepkiler vereceğimi. Sıdıka! Gibi ama boş sadece. Sıdıka kızım. Efendim? Bir gelir misiniz rica etsem buraya tabii kadar? Tabii ki. Bir boyunuzu posunuzu görüyorum. Tabii ki. Merhabalar tekrar. Merhaba. Ne yapayım? Size nasıl yardımcı olayım? Ben yemek yapmaya çalışıyorum. Maalesef içeriden daha çıkmadan hazırlanıyorum. İnanmıyorum. Siz mi yaptınız? Evet ben yapıyorum. Her zaman şoktayım şu anda. Ben sizi göreceğim. Bunları gördüm hanım kızlarımı. Sizi de göreceğim bakalım. Beni de göreceksiniz bakalım. Tabii evet, ki. Beni de göreceksiniz yarın. Evet. Sizi de göreceğiz evet, inşallah. Şaşıracaksınız. Keşke bana da yardım etseydiniz. Sen hiç konuşma. Neden konuşma? Hiç konuşma sen. Senin günün geçti ve seni gördük. Tamam. Hiç konuşma sen Merve. Lafımızı da söyledik. İstersen tekrar etmeyelim. En azından Emel'de, Emel'i kayırma değil. Ece'yi değil. Seni yerme değil. Evet. Sizi de şu an hiçbir şey diyemiyorum. Tabii ki. Bilmediğim tabii için. Ki. Evet, en azından saygılıydı hemen. Ben de saygılıydım. Hayır, ama neyse o konuya doğru geri dönmeyelim. Niye dönmeyelim? Biz gördük seni hayatım. Konu unutulacak gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi Merve? Bak kızım ben de sana bir anne abla tavsiyesi, yenge tavsiyesi. Geçmiş olmayanın geleceği olmaz annem. Benim geçmişim çok var. Vay. Ha, geçmiş olmayanın. Yengeciğim lafını söyledin. Ha, söyledim ben. Ben geleceği hayal ederek yaşıyorum yengeciğim. Belli doğru söylüyorsun kızım. Evet bak, bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ayağım rahatsız dedim. Yine de buna rağmen sen hayır, patentle alışverişe gittin. Patent değil patentle, o kere patent. Ben söylemiyorum kızım cahilim ben. Estağfurullah. Çevirelim mi ne yapalım? Yok yardımcı olabilirsin. Onun için bekledim. Ben tamam öğrenmek istiyorum ya yengeciğim. Biraz bana öğretebilir misin? Mesela onun içinde neler var? Valla burası okul değil. Aa neden ama ben yemek yapmayı bilmiyorum ve sizden öğrenmek istiyorum. Belki şu an talibim. Ne kadar öğrenci? Belki tanımak istiyorum ki onun için buradayım. Peki ilk gün niye yapmadın? Çünkü ilk gün fırsatımız olmadı tartışmakta. Ne gibi tartışmakta? Evet bayağı bir anlaşamadığım sen şöyle demen lazım ama. Senin şöyle demen lazım ama. Ben
yengeye yaptığım saygısızlıktan fırsatım olmadı desen daha tamam, bence mantıklı. Tamam, gel bir şey söyleyeceğim. Saygısızlıktan fırsatım olmadı. Lafını bir saniye. Bölüyorum ama. O yüzden biraz öğrenmek istiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim hayatım. Beni çağırdı bak, sadece. Bak ben Sıdıka'yı çağırdım, doğru söylüyorum. Söyleyebilirsiniz dedi. Sıdıka dedim. Bu tartışma bitmez kızlar. Siz iyisi mi Gönül yenge daha fazla sinirlenmeden salona geçin. Ben seni niye çağırdım buraya biliyor musun? Niye boyunun posunu göreyim diyerekten. En azından bir bakayım ederim. Yakından inceleyin. Çünkü öbürlerini hemen yakından sizin gibi. Bak siz daha şanslısınız. Neden? Ben bak sizi çağırdım, görüyorum. Yaptığımı görüyorsunuz, ettiğimi görüyorsunuz. Evet. İnşallah size sağlık. Bir şey, benim bir şey dikkatimi çekti. Efendim? Bu anadan doğma mı? Evet. Evet. Annemin evet. Aşermesi. Balık. Balığım var. Evet. Çok anadan tatlı. Doğma. Çok dikkatimi çekti evet, o. Evet. İnşallah sana şans getirir hayatım çok boyunca. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yengeciğim. Rica ederim canım benim. Yenge Sıdıka'yı çağırdığını söyledi ama kızlar diye hitap etti değil mi? Yani aynen. İlk Sıdıka dedi ondan sonra kızlar dedi. Aynen. Biz öylelikle gittik ama sonra bizi bozmaya çalıştı. Anlamadım. Her zaman yaptığı şey aslında bakma. Ama bak hem böyle konuşuyorsun hem farklı konuşuyorsun. Ama ben saygı duydum en azından. He, saygı duydum. Aynen. Ama arkasından da konuşuyorsun, haklısın. Yok ben onu kendisinin yüzüne de söylerim merak etmesin. Söylersin. Evet. Keşke dün söyleseydin, yapmacık bence. Yapmasaydın. Ay böyle ağlamalar falan var. Şu anda seninle muhatap olmak istemiyorum tatlım. Niye? Lütfen. Acıtıyor mu söyledikleri? Baya. İlkokulda mı öğrendin? O zaman bana bravo. İlkokulda mı? Bu ilkokul esprilerini bana yapma, git arkadaşlarına yap tatlım. Ben size alayım içeri kızlar. İsterseniz tabakları alabilirim. Yok, ben hallederim. Tamam. Peki. Tamam. Tamamdır. Hadi görüşürüz. İsterseniz çağırabilirsiniz. Tamam. Hemen gelirim. Tamam. Tamamdır. Sıdıka'yı beğendiniz mi Gönül yenge? Şimdi burada hazır laf yapıyor ama bakalım yarın onu da göreceğiz. Ama tatlı bir kıza benziyor. Ya beğendim. Bu da şey ama iş bana düşerse artık pes diyeceğim yani. Bu arada Ece nerede? Ece daha süsleniyor, giyiniyor. Bir seslenin isterseniz. Ece! Kızım Ece! Ece şu an hala ortada. Ya hala mısınız? Sese gelmiyor. Ece! Duyuyor musun bizi? Hadi gelsene. Bizi çok beklettin. Gözünüz aydın. Ece Hanım teşrif ettiler. Neredesin kızım? Ben yemeği yaptım. Sen hala ortada yoksun. Vallahi yenge beni rahata alıştırdın hemen sen. Sen hemen rahata alışacak kapasitede bu kız mısın? Kızım ben ne yapayım? Bak Ece! Gördün mü? Canım biz geldik. Hoş geldiniz ya. Ay kusura bakma. Gördünüz mü? Hemen salona gitti. Yok bunlar yazdırıcı şamata ya. Boş ver ya. Hoş bulduk. Birinin Ece'yi uyandırması gerekiyordu. Onu da ben yaptım. Hayatım sen neredesin? Ay süslenemedim ya. Evet, sofrayı süslemişsin, kendini süslemişsin ama ya, yemekleri yetiştirememişsin. Hayatım güzelsin de yemekler ne alemde? Yemekler öğrenilir kızlar ya. Bak aramızda ya, bu kadar iddialı konuş sen. Yenge sağ olsun. Bakar mısın sesi geliyor yenge. Bir şey soracağım, yenge nasıl geçti yengeyle bugün? Yengeyle iyi geçmedi ya. Çok hoşlanmamıştır benden herhalde. Bence de şu an mutfakta yani, ve Berke yemek hazırlıyor. Onu kendi ısrar etti yani yapabileceğim bir şey yok. Kendi istedi, kendi yaptı da benim tırnaklarımla bir başladı. Bence ben ona söyledim. Ben sana ne dedim? Kendisi. Tırnaklarına laf edecek dedim yenge. Ya, eldiven... Birazdan Berk gelecek ve siz hala yemek yapıyorsunuz. Evet. Ne yapalım? Kader. Yapacağız ya. Gençlerdir, gençliklerine veriyorum. İnşallah iyi olacak. Hem yemeklerini hazırlamamışsın. Geldiğimiz zaman kapıyı sen açmıyorsun. Bir de yani çok biz bunu anlayamadık ve geldiğin zaman direkt mutfağa girdin bizi hiç görmedin. Evet. Yani ben öncelikle istedim ki senin gibi paspal karşılamayayım, süsleneyim karşılayayım. En azından ben karşıladım ama siz değil mi gülerdi? Ben karşılayamadım o kadar yorgunlar rağmen. En azından neyse. Bir de yenge seslendi ben onun için mutfağa gittim. Emel! Kızım çağırıyorum, duymuyor musun? Duyuyorum yengeciğim. Kızlarla konuşuyordum, hemen geldim. Buyurun. Nasıl geçti dünden beri? Dün güzel geçti. Yani sizinle en azından anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Hı. Onun dışında Berk'in zaten hareketleri, bana olan bakışları, benim olan bakışlarım falan hani gerçekten onu benden etkilendi düşünüyorum. Sizin de hoşuna gittiysem zaten. Mesele yok diyorsun. Mesela mutfak yok, işi nasıl olacak, becerikli nasıl olacak? İlla ki vardır yani de. Ha? Onlar yok ama sende. Yetenek? Ama yengecim. Bak benim şeyin hoşuma gitti. Ben orada bir şeyler anlatırken duygulandım, gözlerim doldu. Evet. Senin de aynı şey yaşan duygusal bir insan evet. Olman ve
yani merhametin ön planda diye düşünüyorum. Evet, gerçekten çok merhametli bir insanım. Onlar hiçbir şeye muhtaç etmedi. Yengem çok güçlü bir kadındır. Evet, gerçekten güçlü bir kadın ve ben bugün dedim ki... Umarım kendine bu kadar özen göstermişsin, sofrana özen göstermişsin. İnşallah yemeklerine de özen göstermişsindir ama ben zannetmiyorum. Yaptım. Ama ben yemek konusunda zaten iddialı değildim. Ben de iddialı ama söyledim iddialı olduğunu. Niye şimdi değiştiriyorsun? İddialı olduğumu söylemedim. Ben yengeyle iyi anlaşabileceğimi söyledim. Kötü anlaşmadık. Sadece dediğim gibi çok fazla eleştiri yaptı. Hepinize yapıyor. Sana da yarın yapacaktır. Eminim muhakkak, bir şey bulacağım. Sadece konuşmak için burada. Merve'yi bir çağır. Var mısın bana? Ben bir Merve ile konuşayım. Hadi canım benim. Kolay gelsin size. Sağ ol canım, ayağına sağlık. Merveciğim, yenge seni çağırıyor. Yengeciğim, beni çağırmışsın. Ha bir gel dedim. Şöyle gel yanıma da. Geldim. Sen güzel yüzünü göreyim. Biraz da ne yapıyorum, ne diyorum bir gör. Nasıl yaptığımı. Evet. Biraz benden ders aldığı istedim. Gör, birazcık sana öğrenmek istersen. Tabii canım, öğrenmek istiyorum tabii ki de. Ne öğrenmek istiyorsun mesela benden? Şu an yaptığın yemekler mesela. Şu an yaptığım yemekler. Evet. Önemli olan sizin ona ayak öğrenmek isteyecek misiniz? İstemeyecek misiniz? İstiyorum. Her zaman önceki yap, aman bana ne mi diyeceksin? Hayır canım, yani tamam bak, öğrenelim bak, ne öğreneceğiz? Hayır canım deme. Hayır canım de. Hayır canım, hayır, tabii ki de öğrenmek istiyorum. De, öğrenmek istiyorum de. Bana bu şekilde ama konuş. Şimdi... Aa Merve'yle kavga ediyorlar galiba. Tartışıyorlar galiba. Şuradan bir dinleyelim mi kızlar? Benim istediğim için de kendi olması gereken gibi olmamız lazım. Merve şu an yaranmaya çalışıyor Nesli. Bu köfte, köfte mi? Yok. Ne? Bonfileme köfte demesi ne? O kadar mı anlamıyorsun ya? İnanamıyorum gerçekten. Gönül yenge, ben bunu yaptım de. Onu söyle, ben seni yanaktan ben en azından açık ve net oldum. Her yönünü gösterdim bana. Doğrusu orada çok açık ve net oldu. Her yerini evet, gösterdim. Evet, her yerini gösterdim. Ben bir şeylerin arkasına saklanmayı sevmiyorum. Burun kıvırmanı ben gösterdim. Ben nasılsam öyleyim, yapmacık olamıyorum. Bak birazcık düzeldim biliyor musun konuşmalara? Evet, farkındayım. Ben! Merveciğim. Efendim, şu an yengeyle konuşuyorum. Lütfen salona gelir misin? Yenge rahatsız oluyor senden bence. Hadi sen gidersen bence daha iyi olacak. Şu an biz rahatsız oluyoruz tatlım, hadi. İzleme. Hadi. Tekil konuş. Ben rahatsız oluyorum. Yenge, tekil konuş. Yengenin gönlü bende. Sen zaten kendi gününde kalp. Evet, tatlım. Bence de sende. Çünkü sen yapmacık hadi. Olarak ağlıyorsun. Seni salona kızlar, alalım lütfen. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Saygısızlık bakın. Yapıyorsun şu an. Şu an konuşuyoruz. Saygısızlık yapmıyorum. Kadına tartışıyorsun. Kadın orada bir şeyle uğraşıyor canım. Beni çağırdı. Seni çağırdı ama işte öğretmenlere karşılık verdiğin için. Hayır, kapatamazsın tatlım. Gider misin? Gitmiyorum çünkü burada gitmeni ben varım. Gitmeni istiyorum. Benim yüzüme kapıyı kapatamazsın. O zaman git. Gitmiyorum. Laftan anlamıyorsan kapatırım. Merve, içeri kızım. Tartışmanızı duymak istemiyorum, içeri. İçeride tartışma yemeği yapıp geliyorum zaten. Tövbe ya Rabbim tövbe. Yani ne güne kaldık ben bilmiyorum. Ya sen hayatımda gördüğüm en saygısız insansın. Sen bahsedemezsin ya. Bahsediyorum. Sen demek ki bir şeyleri görmüşüm ki şeyler. Bahsediyorum. Ne bahsedemezsin tatlısın. Ne oldu? Yenge beni çağırdı. Yengeye geldi tartışma buraya gel. Yengenin gönlü zaten bende. Bu ne demek ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Yenge seni canım kendisi buraya gönderdi zaten sonradan. Bu sıcak mı? Sıcak bu. Yengeciğim elini yakma. Önemli değil Ece. Zaten her işi bana bıraktın. Ne güzel nasihat ediyorsun bana bir psikolog olarak. Yengeciğim elini yakma. Keyfi yerinde mi acaba kızımızın? Evet, keyfi yerinde mi keyfin? Vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel kokuyor hepsi. Ece kızımız kızlara su ikram ederken Gönül yenge de mutfağı terk edip salona geliyor. Kızlar ben de şöyle oturayım geleyim. Bari. Şu an sergiden bahsediyoruz ya. Bacak bacak üstüne atıyorlar. Bu duruma ne diyorsunuz? Ben bunları kendilerine önceden söyledim zaten. Onların kendilerini bak, hala yapması indirmediler. Lazım. Hayır canım. Biz daha zamanımız gelmedi o yüzden. Şimdi zamanın gelip gelmem önemli değil. Ben Berk'in annesinin ve babasının şu anda vekiliyim. Sizi ilk defa ben görmeye geldim. Giyim olarak şimdi biz Anadolu insanıyız. Ben açık giyinme ve kapalı giyinmeye karşı değilim. Ben de açık bir insanım. Bir, dünürcüye veya görücüye nasıl çıkılır? Kendini sergileyek mi çıkarsın? Yoksa böyle hanım hanımcık, çıtı pıtı giyinmiş, mütevazi mi çıkarsınız? Nasıl daha çıkarsınız? Daha üstüruplu giyiniriz. Sanıyorum. Ama hiçbiriniz de üstürüp
Göremedim. Yok mu? Neden? Yok. Neden yok? Şeyde mesela... Ben de yok mu mesela? Ece'de göremedim. Merve'de göremedim. Aşk olsun. Sen Emel'de göre... Hayır, ben açık veya şey eleştirmiyorum bakın. Ben mini giymeyi seven bir insanım. Şimdi tabii ki giyeceksin. Bunu gerçekten hani... Canım benim, ben giymeyeceksiniz olabilir. Demiyorum. Hayır, ters değil bana. Ben de mini giydim kızım. Ters değil bana. Berk olur veya olmaz. İlerisi için ben size bir büyük olarak nasihat veriyorum. Bunu yaparsanız inanın ki daha başarılı olacaksınız. Gönül yenge kızlara ideal gelin olma nasihatlarını sıralarken beklenen damat adayımız Berk de geliyor. Merhaba Berk. Gömleğin ve sen çok şıksınız. Teşekkür ederim. Evet, bugün gömlek giymek istedim. Biliyorsunuz ki dün Emel'deydim. Gayet güzel geçti yemek. Ama daha eğlenceli olabilirdi. Bugün Ece'ye gideceğim. Ece'yi gerçekten çok tanımak istiyorum. Heyecanlıyım. Umarım tatlı da yapmıştır ve bana sürprizi olduğunu söyledi. Çok heyecanlıyım. Umarım bugün her şey istediğim gibi olur. Ve damat adayımız yeni bir maceraya yelken açacağı Ece'nin evine seri adımlarla ilerliyor. Berk geldi. Kim geldi? Berk geldi. İşte Berk geldi. Bilmesin. Beraber açsaydık kapıyı. Yok, buraya geçelim. Ve Gönül yenge en iyi benim de tarih yazmaya başlıyor. Yeğeninin kendisini görmesini istemeyen yengemiz diğer gelin adaylarımızla birlikte yan odaya saklanıyor. Yan odaya gelmemin sebebi Berk'in kızlarla nasıl konuşup kızlara nasıl hareket ettiğini, nasıl davrandığını görmem için. Ece. Berk. Ne yapıyorsun? İyiyim, heyecanlıyım biraz. Hoş geldin. Ben çok heyecanlıyım, hoş bulduk. Kapıyı açarsan göreceğim seni. İyi misin? Evet, iyiyim. Beni merak ediyor musun? Seni çok merak ediyorum. O zaman daha fazla merakta bırakmayayım seni. Kesinlikle. Darling, you're so beautiful. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Belki ilk gördüğüm an çok heyecanlandım. Ekranda gördüğüm gibiydi. Zaten çok benim tipim bir insan yani. Tam beğendiğim erkek tipiydi. Canlıda da görünce böyle çok beğendim, çok etkilendim. Şöyle salonu alabilirim. Üzerindekini alayım istersen. Salonlar. Ay beyaz gömlek. En evet. Sevdiğim. Bugün daha mı yakışıklı olmuş? Yakışıklı ya olmuş. Niye benim yanıma gelirken böyle yaptın? Zaten şık benim yeğenim. Şık yakışıklı. Öyle zaten de gerçekten. Benim böyle beyaz bir gömlek giymiş. Çok güzel oldu. Baksana oturması bile evet. Karizmatik. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Değil nasıl mi? Da övermiş yeğenini. Kızlar. Berk, bizi duyuyor musun? Selam. Ne yapıyorsunuz? Yes. Seni izliyoruz şu an Berk. Nasıl buldunuz bugün beni? Bugün daha yakışıklı olmuşsun evet. Berk. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür daha ederim. Daha yakışıklı olmuşsun. Berk, Merve, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur canım, seni dinliyorum. Beyaz gömlek çok yakışmış. Niye benim yanıma gelirken giymedin? Güzel. Bugün bunu giymek istedim. Yani olabilir, giyebilirim yani sana da. Ama... Ben geldim. Geldim. Ama ben geldim. Nasıl teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim, çok naziksin. Rica ederim. İyi, senin nasıl? Ben de iyiyim. Alıştın mı? Kızları gördün artık. Alıştım. Yavaş yavaş tek bir kişi kaldı. Heyecan nasıl? Heyecan var şu an biraz ama birazdan evet. Rahatlarım. İçerisi çok güzel kokuyor, yemek kokuyor. Güzel bir yemek kokuyor. Evet. Umarım onu beğenirsin giderken, tadını evet. Da. Diğer günlerden daha özen... Miş yani. Ama neden özenmiş ben anlamadım. Size de özendi. Size özenmedi. Yok size daha böyle şey kızım. Hani şu an daha bize böyle beyefendi gibi. Bize daha spor. Daha yani şık olmuş. Aynen daha şık giyinmiş. Bize daha bir spor. Bir gün klasik. Ece kızımız Berk'in suyunu getirmek için mutfağa gidiyor. Berk nasıl sence Ece? Yakışıklı. Evet ekranda göründüğü gibi. Evet biraz heyecanlandım. Berk evi nasıl buldun? Ece'yi nasıl buldun? Bize söyler misin? Çok merak ediyorum şu an. Nasıl buldum? Güzel buldum. Evde küçük, güzel bir ev yani. Sıcak bir ev.
yemekleri kim yaptı peki biliyor musun? Yemekleri Ece yapmıştır hayır, herhalde. Hayır tabii ki de ben yaptım. Kim? Hayır, sen mi yaptın? Ben yaptım. Biz hep birlikte yaptık. Hep birlikte yaptık. Nasıl senin yani? Senin bundan haberin yok mu? Ben yok. Yemek yapmayı bilmiyorum ama mutfağa geldim ve sana bir sürü yemek yaptım. Soracaksın bunları. Berk buna inandın mı peki? İnanmadım yani yemeği Ece yaptı diye biliyorum ben. Hayır Berk Ece yapmadı yemeklerin hepsini ben yaptım. Nasıl yani sen yaptın? Ben sen yemek yaptım. Yapmasını bilmiyorsun ki. Sorarsın Ece'ye o zaman. Değil bakalım kim yapmış. Sen hazır almışsındır herhalde. En azından bir şey yapmış oluyorum. Ece gibi aynı ama yapmış olmuyorsun, hazır almış oluyorsun. Şu andaki hislerini merak ediyoruz Ece. Bilmiyorum bakalım birazdan yemekler evet güzel kokuyor ama yenge yaptı yani paçangayı. Belki pastırma kokusunu alıyor ve mutlu oluyor şu an bilmiyorum. Peki ne diyeceksin Berk'e? Doğruları söyleyeceğim kesinlikle evet. Berk yakışıklı mı peki? Berk evet çok yakışıklı bir çocuk. Beğenmedin mi? Berk kendisine aşık edecek bir kız arıyordu. Ben o kızım. Hadi git ve aşık et onu kendine. Al canım sen suyunu iç. Kızlar yine başlamışlar. Evet. Sesleri geliyor yan odadan. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl geçti günü? Çok güzel gördüm seni. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle çiçekler açayım dedim. Saçlarım falan. Teşekkür gayet ederim. Güzel yani. Çok sağ ol. Evet kızları karşılayamadım diye bana biraz kızdılar ama kendimi süslemekten aha, kızları karşılayamadım. Güzel. Bayağı eleştiri şey aldım. Yemeği senin yapmadığını söylediler. Yemekleri ben yaptım. Ha. Paçanga böreğini yengen yaptı ama yenge? Ben yalan söylemeyeceğim. Yaptım. Evet yengen yaptı. Şaşırmadım yengemi yapmasına. Mutfa- kesinlikle çok marifetli evet. Maşallah yani. Yengen mutfağa girdi. Ben sarımsak soyuyordum hatta. O dedi ki kızım dedi çok yavaşsın sen yengeme dedi nasıl yetiştireceğin dedi. Çay demlemiştim ben. Sormadan verdin yani değil mi? Şöyle oldu. Çay demlemiştim ben ama kahve istiyorsanız kahve getireyim dedim. Misafir umduğunu değil bulduğunu yerde her zamanki yine, kibarlığıyla evet. Evet. Ben de o zaman dedim hazır yeni demlemişken çay getireyim dedim. Öyle yapmışsın. Çay getirdim. Sonra mutfağa girdi biraz ben çok pratiğim olmadığı için yemek konusunda biraz şey yaptı. Kızdı ne? Bana. Ne diyorsun sanki acaba? Ben yaptım diyecek. Yemeği ben yaptım. Ben yaptım diyecek. Hayır. Öyle bir şey söyleyemez. Biz varız burada. Şimdi, peki bana bugün tatlı yaptın mı? Yaptım evet. Aa, çok güzel. Buna çok sevindim gerçekten. Evet. İki gündür yiyemedim. Evet hazır ben de onun için ilk tatlını yaptım senin. İlk tatlını evet. Yaptın evet. O yüzden biraz artı olabilir. Teşekkür yani. Ederim. Çok sevinirim. Umarım tadını da beğenirsin. Evet. Tabii bilmiyorum. En iyi benim de az sonra. Yenge. Efendim. Senin orada ne işin var? Gelip analiz etmek istedim. Nasıl da tam ama yenge nereye gitsem gerçek oradan mi çıkıyorsun ya? Yanlış yenge bir şey yapmaman için. Biliyorum yenge. Ama sen benim arkamda durman lazım Berk. Ben senin her zaman arkandayım. Bilmiyor hayır, musun hayır, bunu? Hayır şu anki konuşmana durmuyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ama yenge biraz nereye daha dik ve arkanda durman lazım. Ben senin arkanda her şeyini savunuyorsam şu anda senin de benim arkamda durup hakkımı savunman lazım değil mi? Az sonra en iyi benimde. Sofraya geçelim ister misin? Olur. Tamam hadi gel. Beğendin mi masayı? Çok güzel, çok romantik olmuş. Bir katkın olsun ister misin? Mumları yakarsın. Tabii tabii ne demek. Ay Berk inşallah elini yakmaz. Berk! Efendim? Bir şey sormak istiyor musunuz kızlar? Ne yapıyorsun bakalım orada? Şu an mum yakmaktayım. Ece için ne düşünüyorsun? Daha şu an bir şey düşünmüyorum. Yani. Nasıl canım kapıdan içeri geçerken ki hissiyatın neydi? Yani beğendin mi? Güzel karşılandım. Onda bir sıkıntı yok. Ama senin ağzından resmen cımbızla laf alıyoruz. Sen hiç konuşmuyorsun ya. Artık bunları yani bırak da bizle ilgilen birazcık. Nasıl gidiyor Ece? Güzel gidiyor. Yemeklerimin kokularının çok güzel olduğundan bahsetti. Ki ona tamamen katılıyorum. Seni beğendi mi dersin? Yani ilk elektrik iyi gibiydi sanki. O elektriği aldım. Bakalım umarım yemek de güzel geçer ve umarım yengemi mi çalıştırdın sen benim tarzı konuşmaz. Berk bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ece gelince lütfen ona sorar mısın yemekleri kim yapmış diye? Onu da mı sen yaptın yoksa? Ben bir şey söylemek istemiyorum Ece gereken cevabı verecek. Bence eminim. Onu da sen yapmışsındır. Bilmem belki de kim bilir. Sana bir şey söyleyeceğim Berk bence o yakar yapmaz. Yakar, ooo. Evet. Yarın seni de göreceğiz. Sıdıkacığım.
Göreceğiz. Kızların masaya müdahale etmelerine izin verecek misin bu akşam Ece? Hayır, vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Bunu söyleyeceğim zaten birazdan Berk'e de. Evet, bir şey söyledikleri zaman dinle ama bana hesap da sorabilir tabii ki. Bu böyle mi, böyle mi diye. Nitekim yaptı. Hani yemekleri senin yapmadığını söylüyorlar dedi. Kızların zaten direkt bunu söyleyeceğini biliyordum. Gönül yengenin burada olduğunu söylemeyeceksin değil mi Berke? Yok, söylemeyeceğim. Çünkü yengesi öyle istedi. Zaten yanımıza gelir diye düşünüyorum. Önce ana yemek diyorsun. Evet, ana yemekle başladım. Çünkü çorba yapmadım. Ben tercih etmiyorum. Çorba beni çok tıkıyor. Sonra yemek yiyemiyorum. O yüzden yapmadım. Salatamız yok mu? Salatamızı yetiştiremedim, özür dilerim. Evet, salata yetiştiremedim. Yani çorbayla mı? Yok şu an. Çorba hem yemek yapamıyorum. Çorba yapmadım. Yapmadım. Gördünüz, yemekleri ben yaptım kızım. Yemekleri de ben yaptım. Ne yaptı? Çorba mı ya? Sarımsağını dahi ben doğradım. Bize sadece eksiğim salata dedi. O yüzden ben çorbayı bekliyordum. Ama yenge bir şey söylemek istiyorum. En azından ben bilmediğimi söylüyorum değil ama, mi? Ama yapacağım diye başa geçtin. Yok. Baktın mı tadına? Bakalım. Tamam hadi bakalım. Berk. Efendim? Yemeği kim yapmış sordun mu? Sen mi yaptın? Hayır, ben sana soruyorum sordun mu diye. Ece'ye soracaksın kim yaptı diye. Ne diyorlar? Yemeği kim yaptı Ece? Ben. Bundan ben soruyorsam ben yaptım. Evet, pilav, bulguru. Onu da ben yaptım. Ece'cim yemekleri gerçekten... Yengem kızarttı, ondan mı bahsediyorlar? Kızartmayla yemek yapmadığını söylüyorlar. Yok, yani yengen de gelirse söyler herhalde zaten. Bunu sarımsağını yengem koydu. Gelecek mi yengem? Bilmiyorum, gelirse diğer kızlara geldi belki, bana da gelir. Belki bizi bilmiyorum bir dinler yani, yengem... Beni rahat bırakmıyor. Olsun. Sordun mu yemeği kimin yaptığını? Ben yemeği yaptım diyor değil mi? Yemeği kendisi yapmış, evet. Yalan söylüyor. Yengem, yalan. Sarımsağı yengem koydu, evet. Çünkü demiştim ya hani ben sarımsağı yavaş doğruyordum, o aldı doğradı diye. Onu o koydu. Kızlar, bak ben yaptım diyor değil mi? Evet. Nasıl evet. Siz orada diskalifiye ediyor? Ben yaptım, benim yaptığım yemeği kendi yapmış gibi. Bu tamamen yalan söylüyor şu anda. Aynen öyle. Tamamen yalan söylüyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Siz... Hakkının hakkını verin şimdi. Benim hakkımı siz savunun kızlar. Aynen öyle. Evet, yani biz zaten sizin yaptığınızı biliyoruz. Geldik. Ay söyleyin ama izah edin. Malzemeleri ben koydum. Ben yaptım. Sarımsağı koydu ve kızarttı son olarak. Yengem kızarttı. Evet, yengem kızarttı. Çünkü ben hazırlanıyordum. Bir baktım kızlar gelmiş. Yenge işte bunları kızartıyor falan. Anladım kızlar. Yenge yapmış yemeği. Doğruyu mu söyledi? Söyledi mi sonunda sana? Yani. Hayret. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun Berk? Bilemiyorum, şu an üç kızımız da yani yemek yapmayı bilmiyor. Öğreniriz. Berk, ben yengenden öğreneceğim. Berk'cim yine bakalım göreceksin. Sıdıka neler yapacak. Evet, göreceksin yarın. Evet. Yemek niye yemiyorsun? Yoksa beğenmedin mi? Yok, güzel bence. Değişik yani. Ben hayatımdaki defa yiyorum şu an sana yaptıklarımı. Nasıl yani? Senden önce yemiş miydin? Yemiştim de yani. Sen ilk defa mı yapıyorsun bu yemeği? Evet, ilk defa yapıyorum. Ben hayatımda toplasan 10 kere mutfağa girmemişimdir. Bugün yani girdim. Peki bunu yengeme söyledin mi? Söyledim. 5 kere falan girmişimdir herhalde dedim. Hani dedim çok pratiğim yok dedim, çok yavaştır benim elim dedim. Çok da bilmem dedim, haklısınız kötü dedim. Kötü bir durum aslında bu yani. Doğru. Bir kız için, bir bayan için. Bakın size şunu da söyleyeyim, ne kadar etkilemiş ki Berk'i. Onu dahi göremiyor, Berk önünde habire yemek yiyor. Farkındasınız değil mi? Hayır yengeciğim, siz yediniz. Siz yaptığınız için sizin yemekleri beğeniyor. Yiyor. Benim yemeklerimi yiyor tamam, ama karşısında kim oturuyor? Ece oturuyor. Ece oturabilir. Evet. Tamam. O şu an sadece yemek yiyor. Biz şu anda sizinle konuştuğumuz için orayla konuşmuyoruz. Ece çok şey, Ece yapmadı yemeği. Ben yaptım, Berk için yaptım. Berk yemek yiyor, acıkmış çünkü. Onun peki içindir bence. Peki tatlıyı siz yaptınız mı yoksa Ece? Ben tatlı matlı yapmadım. En son ilişkin ne zamandı? En son ilişkim 6 ay kadar önce bitti. Peki neden? Kıskançlıktan bitti. Kıskanç mısın sen de? O beni çok kıskanıyordu. Ben o kadar kıskanç bir insan değilim. Hı hı. Yine gerçekten tahammül ettim. 2 seneye yakın çok tahammül ettim. Nasıl yani? Hatalarını mı buldun? Yok, kıskançlığına mesela zor tahammül ettim. Hı hı. Hani ben mesela hiç yalan söyleyen bir insan değilim. Ama sürekli yalan söylediğimi düşünüyordu. Yalan mı söylüyorsun falan, bunu sorguluyordu. 2 yıl bunu mu düşündü yani?
Yok yani vardı o bir kompleks belki bilmiyorum, belki insanlara güvenmiyordu bilmiyorum, ben güvenilmeyecek bir şey yapmadım. En son bitiş sebebi de aslında hani genel evet kıskançlık hep bir sorundu, ilişkimizin en ortasındaydı ama en genel son onun bir yalanını kıskanç yakaladım. Hı-hı. Öyle bitti. Hani demek ki o güvensizliğinin altında kendi yalancılığı yatıyormuş. Evet olabilir. Yani zaten insan biriyle kuşkulu oluyorsa kendinde de araması lazım. Evet kesinlikle, kişi kendinden bilir, işi derler. Aynen öyle. Çok doğru, evet. Senin? Benim de yaklaşık 6 ay oldu. Sizinki neden bitti? Bizimki de yani kıskançlık var. Beni değiştirmek senin istedi. Senin kıskançlığın mıydı? Benim kıskançlığım da var. Onun tabii artı artı kıskançlıkları var. Kızlarla çok kıskanıyordu. Evet. Değiştirmek istedi derken yani beni, tırnaklarını kesmedi. Hayır, beni değiştirmek istedi yani tamam. Huy olarak mı? Huy olarak. Ben buyum yani, değişemem. Nasıl huy, çapkın mı? Dün öyle diyordun. Ya çapkın ama. Onu mu değiştiremedi? Hayır, o onda bir sıkıntı yok da. Huyumu değiştirmek istedi yani. Hangi huyunu mesela? Demek ki kötü huyların var. Mesela ben arkadaşlarımla gece çıkıp gece eve gelmek istemiyorum mesela. O öyle istemiyordu yani mesela. Nasıl diyeyim sana? Sen arkadaşlarına dışarı çıkıyorsun. Çıkıyorum, gece o gece dönmek istemiyorum mesela. Tamam, ne yapıyorsun gece? Biraz rahatım. Gece? Keyfime düşkünüm. Hı-hı. Nasıl ne yapıyorsun gece? Arkadaşımın evinde kalıyorum. Ha, tamam o anlam. Evet tamam. Neden eve dönmek istemiyorsun da mesela o gece dönmek istemiyorum. Gelmeyeceğim diyorum eve. Ya kendi evime gitmeyeceğim diyorum. O da beni arıyor, evinde misin? Kız arkadaşla beraber mi yaşıyordun? Hayır, beraber yaşamıyorum da yani kendi evime. Hı-hı. Her şeye karışıyordu yani mesela. Beni değiştirmek istiyor. Normal evimde oturayım, işten eve, evden işe. Şimdi bir dürüstlük daha yapayım mı sana burada? Evlenmeden neler oluyor yani? Bence kızın takıldığı şey çok normal. Ben kıskanç bir insan değilim dememe rağmen bunu ben de kıskanırım. Sizce ne diyorsunuz? Bence bana durmadan fotoğraf atmalı. Ben güvenirim. Ama bana devamlı fotoğraf atacak. Öyle nerede mi güveneceksin? Güven öyle mi oluyor? Fotoğrafla mı güveneceksin hayatım? Evet. Sana başka fotoğraf da atabilir. Fotoğraf mı yetiştirecek çocuğu? Evet, bana fotoğraf yetiştirecek. Anca öyle, yoksa sanma. Anlaşılır bir şekilde konuşun. Bak orayı dinleyelim. Ona göre yorum yapalım tek ona tek. Göre yapın. Şey yapıyoruz. Yorumlar. Ona göre yapın. Dinleyin önce bir. Dinliyoruz ya. Kız arkadaşının veya benim. Hı. Kız kıza çıkacağım, eğleneceğim. Olabilir. Ben böyle bir erkek bulamadım hayatımda. Nasıl yani? Öyleysen ben sana... Öyleyim. Yani kız arkadaşına çıkabilirsin. Seni kız arkadaşına güvendikten sonra... Kız kıza gece dışarı çıkacağım, evet. Ben. Sabaha kadar dışarıda, evet, eğleneceğim. Sabaha kadar değil, normal. Gece evine gideceksin yani. Berk şu an kızı bakın eğlenmeye yolluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yenge dinliyorsunuz. Dinler misiniz beni? Bakın. Her erkeğin kadın gibi arkadaşıyla çıkıp gezmeye hakkı vardır. Her erkeğin. Ama sus bir dakika, lafımı kesme. Hakkı vardır ama belirli çerçeveler içindedir. Ben gidiyorum bu gece arkadaşlarımla, tamam, haftada bir gün. Nasıl bir kadının günü var? Hayır. Nasıl bir kadın? Sus, beni dinle. Bir şey soracağım sadece. Merve, yani beni kadınla dinle. Erkek dışarı Merve, çıkabilir mi arkadaş olarak? Merve, beni dinler misin? Tamam, önce ben bitireyim benim lafımı. Tamam, bitireyim. Nasıl bir kadının gün yapıp arkadaşlarıyla, komşularıyla gün yapmaya oturup yemek yemeye ihtiyacı varsa aynı şekilde erkeğin de vardır. Kadınla mı var demek istiyorum işte, yoksa erkekle mi? Hayır, erkek. Evet, tamam, bunu öğrenmek istedim de o kadar bağırmanıza gerek yok. Herhalde kadından aralarında erkek olacak yok, komşunun erkeği gelecek tamam, yok. Tamam, ben sadece kadına bunu öğrenmek istedim. Ben bunu zaten söylüyorum sana. Duymadım. Kulağını verseydin duyardın. Bence anlatamazsın. Hala ukala konuşuyorsun. Ukala ben falan konuşmuyorum ben. Anlamadım, ben deme ya. Bana düzgün konuş ya. Benimle. Benimle düzgün konuş. Tamam. Yengeciğim sakin ol siz. Harbiden şu an çok sinirlendim ben. Harbiden çok sinirlendim. Daha demin benim de gözlerim doldu nedense ama hiç bakmadınız. Neye doldu senin gözlerin? Ben şu an gerçekten çok elimi sinirlendim. Elimi ittiniz ya. İndir şu elini dedim. Konuşuyor musun? Böyle bir şey dedim yapmadım. Böyle bir şey yaptın. Herkes gördü. Ben büyüğüm, yapmışımdır. Tamam, sakin olun. Yengeciğim sakin. Yok böyle bir şey arkadaş ya. Yok şu an çok gerildim ben. Ben senden daha çok gerildim. Siz beni anlamak istemiyorsunuz. Bak ne kadar saygılı bir şekilde gelmeye çalışsam da gerçekten anlamıyorsunuz ya. Yok böyle bir şey. Haksız. Ben bilmiyorum. Ben yok. Sinirlerim bozuldu. Kesinlikle ya. Bir şey yok. Çok sinirlendiğim için kendimi dışarıya attım. Biz içeri izlerken yenge ile Merve bir anda kavgaya tutuştular. Biz resmen şok olduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Eğer gönül yengenin yanında olsaydım gerçekten
işler değişebilirdi. O yüzden saygısızlık da yapmak istemedim. O yüzden çıkmayı tercih ettim. Kızlar. Bir baksana arkadaş... ben ya. Yanında da kopan kıyamet salona kadar geldi. Biz çok rahatsız olduk, merak ettik, kalktık. Öyle de dağılmasına sebep olduk biraz. Kızlar, ben şey değil bak, saygısız olduğunu siz de görüyorsunuz. Saygı çerçevesi hiçbir şey yaptığı yok. Evet yengecim, haklısın. Hayır, ben doğruysa doğru söyleyin. Anlatabiliyor muyum? Doğruysa doğru söyleyin. Yaptığı çok büyük yanlış ve terbiyesizliktir ya. Sinirlerim bozdu, konuşmak istemiyorum şu an. Merve, iyi misin? İyiyim. Sana trip yapıyor. Merve, iyisin değil mi? Merve. Ya. Çok ayıp ya. Yani bir kere büyüğüne kadar almış saçını böyle 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 böyle. Ben eline tamam, indir elini yani. O şekilde ya. Abla, yeter ya. Tamam Gönül abla, sakin. Yengeciğim, siz de biraz sakin. Bak çok güzel. Ayıp ya. Merve. Gider misin belki? Bakar mısın? Bir şey konuşacağım seninle. Ben konuşmak istemiyorum şu an. Bakar mısın lütfen? Ben konuşmak istemiyorum. Merve. Kalp de kırmak istemiyorum. Gider misin? Lütfen. Hadi beni kırma bak. Geldim buraya kadar seni bekliyorum şu anda. İlk baştan beri aynı. Ağız kıvırma, buyur. Ben 51 yaşında kadınım ya. Bana evladım bunu yapamaz. Merve büyük ihtimalle Berk'in yengesiyle tartıştı yine. Çünkü içeriden yengenin bağırış sesleri geliyordu. Merve de çok ağladı. Yenge biraz sivri dilli. Merve de daha çocuk yani. Alınıyor, bozuluyor, hemen kırılıyor. Yenge de biraz üzerine gidince kaçınılmaz son oldu herhalde. Biraz gözyaşlarını tutamadım. Ben yine hani insanlık olsun diye gittim, iyi misin dedim. Sonuçta benim evimde böyle tatsız bir olay yaşanıyor. Ama Merve işte bana trip atarak yine iyiyim falan. Hani beni ekarte edip Berk'le orada konuşmayı herhalde taktiğiydi bu da. Merve. Efendim. Ne oldu? Sinirlerim bozuldu biraz. Gel. Ne oldu anlat bakayım. Yengenle tartıştık. Niye? Ya. Canımı sıktı. Ne diyor yenge? Elime falan vurdu. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bildiğin tartıştık, sus dedi, elime çarptı. Bağırdı, çağırdı, bilmiyorum, çok sinirlerim bozuk şu an. Ben idare etmeye çalışıp eksiklerinizi söylemeye mi? Çalışıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum, bunu yapmaya... Ama yeter ya, yeter. Her şeyin bir haddi hududu var ya. Baştan beri yok patentle gideceğim. Gideceğim, yok şunu yapacağım. Yok sen karışma alışverişte. Ağız kırma. Ben kimim ya? Ben onun maskarası mıyım? Dünkü çocuk o. Yenge herkes diyeyim. Yerini bilecek kardeşim. Hangi ara geldi yengem buraya? Geldiğinden beri buradaydı. Her şeyi gördü. Nasıl yani? Her şeyi gördü. Ne demek nasıl yani? Saygıyı ondan öğrenecek değilim. Ne kadar anlatmaya çalışsam da kendisi anlamak istediği gibi anlıyor. Bu da benim yani sinirlerimi bozdu. Tamam, bir insan, tamam, bak ben bugün ne dedim? Ne dedim ben şeyde yemek yaparken? Eğer ben haksızsam dedim, 5 yaşındaki çocuktan dahi özür dilerim. Evet. Özür dilemek erdemliktir eğer hatamı biliyorsam. Evet, demek ki anlamıyor işte. Ya. Yok o zaman ya. Muhatap olmayın siz de, boş yok. Verin. Olur yani, yenge sonuçta senden büyük. O da eğer bir şey yaptıysa affedebilir yani. Berk. Berk. Efendim? Ben ondan özür falan dilemeyeceğim. O da saygısızlık haksız yaptı ama yengeye. Nasıl yani saygısızlık? Evet, saygısızlık. Ya bayağı bir saygısızlık yaptı. Ne yaptı ki? İzleyince evet. Görürsün. Ben senden duymak istiyorum. İzlemek istemiyorum şu anda. Ne yaptın? Ben de söylemek istemiyorum. O da çok üzdü yengeyi. Lütfen ama. Berk seni hala tersiyor farkındasın. Aynen öyle. Hep her şey davranıyor. Hep böyle görüşürüz. Kendini bir koruma çabası. Haksızlığa nasıl gelemiyor. Eğer Berk... Bakın efendim, kızlar bir şey söyleyeceğim. Berk, ben efendim, onaylamadığım halde bu kızı tercih ederse hiçbir şey demiyorum. Benim ama için yenge, bitmiştir Berk. Yenge. Böyle bir şey olamaz. Benim ya. İçin Berk bitmiştir. Ya emeklerim lütfen var yenge. Sende Berk. Böyle ben sana şey bunu olamaz. Söylüyorum. Emeğin var sende. Berk şu an pasif kalıyorsun. Dünkü konuya geri yok. Döndük. Evet. Pasif kalmakla alakası yok Berkçiğim, bunun ya. Sana yapılanı da unutma lütfen. Evet. Hem ben sana hem yengeyi. Saygısızlık yaptın. Ben sana saygısızlık falan yapmadım. Hepiniz gördünüz. Bugün ayna yapılan saygısızlık yapmadım. Şu an yengeme de yapmışsın. Ben senin yengene saygısızlık falan yapmadım. Ben neden ağladım ya? Niye ağladın? Neden ağladım? Eline mi vurdu yengem?
Ay anlamak istemiyor çocuk ya. Gerçekten. Bugünkü tartışmada Merve el kol hareketini çok fazla kullandığı için yengemiz de doğal olarak elini hani indirmek istedi. Bana saygısını göstersin diye. Merve bu durumu yanlış aksettirdi Berke. Kızlarla konuşurken elini indir diye şey yaptım. Kendi elime vurdum direkten yalan söylüyor. Yengesini yalanladı. Tabii ki de Berk yengesine inanacak yani Merve'ye inanacak hali yoktu. Zaten çekildi her şey meydanda. Onu yani bunu görürüz ileriki zamanda. Yani ben gerçekten çok çok üzüldüm. Ben şu an ağladığım farkındaysanız sinirlerim bozuldu. Tamam da yine ama de bir şey söyleyeceğim bak. Yenge şu an yenge burada yokken yenge senin üstüne çok geldi. Öyleydi, böyleydi diyen sizdiniz. Ve ben de bütün her şeyin toplamını içime attım ve en sonunda ağladım. Bu kadar basit ve şu an konuşmak istemiyorum. Üstüme gelmeyin. Yoksa kalbinizi kırarım ve çok ciddiyim yani bu konuda. Tamam da yani yükseltmeye gerek yok birbirinizi, anladın mı? Kızlar size bir şey söyleyeyim mi? Büyüyün, kızlar mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Olsun. Ben bir şey söylememek için çıktım buradan ve ağladım. Değil mi? Kızlar bir size bir şey söylememek. Ama o zamana göre, bakın, o zamana kadar ki süreç çok önemli. Ben zaten lafımı kızlar size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi kızlar? Evet, bakın, evet. Biraz önce ne dedi? Ne dedi? Siz söyleyin. Ben bak, ben her kelimeden cımbızla laf çekiyorum şu anda. O kadar sinirlerim bozuk. Bir yenge yokken söyledi sizin hakkınızı söylediniz. Şimdi kalkıyor evet. Sizin söylediklerinizi size karşı koz olarak kullanıyor. Koz olarak küçük ama çok zeki kurnaz uyanık. Bir şey söyleyebilir miyim? O zaman size ikiyüzlülük yapmayacaklar. Doğru mu? Size ikiyüzlülük yapmayacaklar o doğru zaman. Mu? Bırakın ona ben karar vereyim. Görmediğin şeye nasıl karar verirsin? Ben veririm, ben aptal değilim. Görmediğin şeye nasıl karar verirsin? Bizim olan kişinin arkasına ikiyüzlülük nasıl yapabiliriz ya, bir söyler misin? Ben şu an konuşmak istemiyorum. Bence de gerçekten. Şu an konuşmazsan iyi olur. Anlamadım ben bu kızı ya, çok değişik bir kız yani. Merve değişik ama eline de vurmuşsa ayıp olmuş yani. Ne yaptı da eline vurdu acaba? Bilmiyorum, bu kadar hararetlenecek kadar. Kızdırmış yengeme. Sinirli midir yengen çok? Yengem aslında sinirlidir de yani yerine göre. Niye morali bozuyorsun? Ne bileyim yani yengemle orada tartışması. Yani Berk, o ikilinin... Hiç moralini bozma. Biz buradayız. Kızıyorum yani ben o Merve'ye. Biz de çok kızıyoruz. Hiç kızıyor gibi kızıyor musunuz? Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Benim yengemin orada ne işi var yenge? Efendim? Senin orada ne işin var? Gelip analiz etmek istedim. Nasıl da tavırlar... Ama yenge nereye gitsem oradan çıkıyorsun ya. Şimdi Berk ben istemiyormuş gibi davrandı. Hal ve hareketleri konuşması doydu zaten. Yengeciğim canım bir tanem. Zaten gündüz kızlarla berabersin. Akşam niye yemeğe geliyorsun? Yani bir romantik bir gece geçirmek istedik sonuçta. Her yerden yengem çıkıyor. Sen nasıl davranıyorsun, nasıl ediyorsun yengeciğim, onu duymak istedim, bakmak istedim. Yanlış yengeciğim, bir işe yapmaman için... Biliyorum yenge. Ama sen benim arkamda durman lazım Berk. Ben senin her zaman arkandayım, bilmiyor musun bunu? Hayır, şu anki konuşmanla durmuyorsun. Ben sana söylüyorum. Ama yenge, biraz daha dik ve arkamda durman lazım. Ben senin arkanda her şeyini savunuyorsam şu anda senin de benim arkamda durup hakkımı savunman lazım, değil mi? Yengeciğim ben senin zaten arkandayım. Bizim Anadolu insanlığını, sözünün şeyini, her şeyini ya, çok tamam, iyi biliyorsunuz. Uzatmıyorum zaten. Kapışacaksınız, sus. Sıdıka ben konuşuyorum canım, dur bir dakika. Hayır, o lafa giriyor da. Berk'in yengesi zaten başından beri bana ön yargılı. Kızların da onun tarafını tutması beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Peki Merve sana o kadar laf söyledi içeride. Sen niye hani tepki bilmiyorum yani, Merve'ye bir şey diyemiyorum. Ağlıyor diye mi kıyamadı? Tutuluyorum bir anda. Berk! Aşk mı bu? Berk! Bilemiyorum. Berk! Efendim yenge? Duyuyor musun beni? Peki Merve'ye niçin bir şey diyemiyorsun? Ben sana soru soruyorum. Bilmiyorum yenge, şu an ne yapacağımı bilemiyorum Berk, yani. Berk dur bir annem lafımı bitireyim. Küçük olduğu için mi, yaşına mı veriyorsun? Küçüklükle yoksa, bir alakası yok. Eğer benim işim yani, küçük olsaydı çok benim bu işim mi olmazdı diye düşünüyorum. Çok bana beğenmeyeyim doğru, ben yenge. Bana doğru vurmaya söyle. Vurmaya çalışmayın bence. Beğendiğinden olabilir mi yengeciğim? Bilmiyorum. Sana karar sana kararı bıraktım. Küçük yaşından dolayı değişikliğine verebilirsin diye düşünüyorum. Yengen ne sordu da beğendiğimden olabilir dedin? Merve'ye mi sordu? Yengem sordu. Merve'ye mi? Evet. Beğendiğinden olabilir mi dedin? Evet. Yani o zaman senin için Merve hep üç gündür başımızın etini yedi. Gözlerime bayıldı diye. Aha. Demek ki gözlerde bitiyor olay. Yok, aslında gözlerde bitmiyor da bilmiyorum yani. Şu an çok kafam karıştı.
böyle. Kendime engel... İki insan var şu an içimde. Biri öyle diyor, biri böyle diyor şu an. Bilmiyorum yani. O zaman yengen mesela hiçbir şekilde onaylamasa da sen Merve ile görüşmeye devam edebilirsin. Onu cuma günü karar vereceğiz ama yani... Berk! Cuma günü karar vereceksin ama... Öyle bir şey yapabilir misin sen, ben onaylamasam dahi? Merve'yi yaptıklarından gördükten sonra her şeyi, gerçekleri, gerçek yüzünü gördükten onaylar mısın? Şu an bir şey soracağım yenge. Sen onun eline vururken... Ben eline vurmadım bakın, öyle yalan. Öyle dedi bana. Yalan, hayır. Nasıl elini yani? Göreceksin. Hayır, elini incir dedim. Vurmadı, vurmadı. Ben ne münasebet kendine vuruyorum. Elimi itsek dedi ya, siz de gördünüz. Berk'cim vurmadı. Tırnak içinde hepsi. Elini indir dedim, elini indir vurmadı dedim sadece. Elini indir ben, dedim. Yalan mı söylüyorum? Vurmadı. Elini indirdi. Pardon. Nasıl bir kadının günü var? Hayır. Nasıl bir kadın? Sus, beni dinle bir. Bir şey soracağım sadece. Merve, yani kadınla erkek dışarı Merve, çıkabilir mi arkadaş olarak? Merve, senle masaya oturduğu andan beri yalanlarına başlamıştı zaten. Sen bunu görmüyor musun yoksa görmezlikten mi geliyorsun? Görüyorum, benim hepsini görüyorum. Benim kafam cidden çok karıştı seninle ilgili. Ben bugün çok güzel bir akşam geçireceğimizi ummuştum. Masamı ona göre süslemiştim, gitmiştim, hediye almıştım. Ama olaylar maalesef o masadaki romantizmi bizim duygularımızla birleştirmemize izin vermedi. Yani senin orada olman bir kere hata yenge. Ama bak şimdi Berk, ben sana şöyle söyleyeyim. Benim hata. Sen bunu bana diyorsun, tamam hatadır. Belki hata yaptım ama ben bir şeyin iç yüzünü gördüm şu anda. Sen farkında değil misin? Tamam bunu? Yengeciğim, gel konuşalım. Geliyorum. Gönül yenge bugün gerçekten elime vurdu ama inkar ediyor. Berk'e farklı anlatıyor, bana farklı anlatıyor. En iyi benim de az sonra. O bu masada olmaz, kıza neden saygısızlık yenge yapıyorsun. Cuma günü hepimize bunun ayrı olmaz ayrı ayrı. Tabii ayrı ayrı diyebilirsin. Yani. Onunla çıktın da çapkınsın, diyebilirsin. Çapkınsın, biliyoruz çıktığında. Herkese bunu yapabiliyorsun da. Bunu Ece'nin yanında diyemezsin. Kızımızdan da özür dilemeni istiyorum. Onu, o lafı söylediğin için. Evet, senden özür dilemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yengeciğim, sana teşekkür ediyorum aslında bizim öncelikle. Olan tektir anne. Yani o anda ağlayınca ben de biraz kötü oldum yenge açıkçası. O zaman yani hepimiz ağlayalım. Hayır, hepimiz duygusalız zaten. Insanım. Ben de çok duygusal bir insanım. Az sonra en iyi benimde. Bana içeride ne olduğunu anlatır mısın yenge? Bana içeride ne olduğunu anlat. Lütfen. Hareket bu. Yani işte ben şöyle yaptım, ben yapmadım. Ben hep yalan. Hep öyle mi hep yapıyorsun? Yalan, hep yalan, hep yalan. Başka bir şey yok kızda ya. Hep yalan. Beni şöyle yapıyorsun. Ne yaptım ben sana ya? Sen onun eline vurdun mu vurmadın mı yenge? Elini kaldırdı, indir elini şöyle dedim. Konuşuyoruz hep beraber. Bu yüzden mi ağladı? Ondan sonra... Şöyle ama yalnız bu yok. Nasıl bir kadının günü var? Hayır. Nasıl bir kadın? Sus, beni dinle bir. Bir şey soracağım sadece. Merve, yani kadınla dinle. Erkek dışarı Merve, çıkabilir mi arkadaş misin olarak? Vurabileceğimi düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum zaten. Sen öyle ince bir bayansın. Sen yani benim onu öyle... Ya benim o çocuğum yaşa, nasıl vurabilirim ona? Tamam, ben sana onay vermiyorum onunla ilgili. Gerisi sana kalmış bir şey. Dedeciğim, yapmadı, indirsin. Yapmadı. Aldı benim elimi zaten, benim kucağımı. Belki yengem vurmadı Merve'nin eline. Vurmadı yani. Sakinleştirmeye ya sadece bir... Belki bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum seni Merve. İzlediğinde her şeyi göreceksin. Gerçekten susuyorum. O yüzden bir hiçbir hak vereceksin. Hiçbir şey söylemiyorum. Ve benim haklı olduğumu gerçekten göreceksin. Eğer haklı... Umarım. Peki ben sana bir şey soracağım Berk. Sen bu Merve'ye karşı niye bu kadar zaafın var? Evet. Ben... Onu cevap ver bana sen. Arkanızda. Ben canı yürekten bana harbiden soruyorum, cevap ver bana. Niye bu kadar zaafın var? Söyle bakalım. Hiçbir şey senin ailenin önüne geçemez. Kesinlikle ama tamam, yengeciğim. Bunu açıkla bana. Bilmiyorum, güzel bakıyor yani. Ha, güzel bakıyor. Her şeyi bitiriyor mu güzel bakmak? Hayır. Berk, ne diyorsun biz buradayken ya? Nasıl konuşuyorsun? Ne oldu tatlım? Ne oldu? Berk, sana da güzel bakayım mı? Şşş. Berk, bence sen iyi değilsin şu anda galiba. Konuşma, kundaktaki kız. Konuşma. Yani Berk, ben yengene kesinlikle katılıyorum Merve konusunda. Bir kere başından beri yengen onaylamıyor. İkincisi, biz yan odada da görüyoruz. Ekrandan izlediğimizde de görüyoruz. Merve sürekli yalan söylüyor. Hani ilk zaten eline vurmuş dediğin zaman ilk yengen sinirli bir kadın mıdır dedim. Ondan sonra ilk söylediğim şey bence Merve yalan söylüyor demek oldu. Çünkü Merve bazı şeyleri kendi lehine çevirmek için yalan söyleyebilecek karakterde bir insan. Ben onu kesinlikle çözdüm. Ama bakışları güzelmiş. Demek ki sen de vazgeçemiyor musun? Ben de bunu bu masada öğrenmek kısmetmiş yani. Şimdi o bakışları güzel demekle belki nezaketen onu söylemek ben istiyordur. Ben hiç sanmıyorum yengeç. Ama ben sana şey... Ben Berk'in daha dikkatli, daha bizi de ezip geçeceğini tahmin etmiyorum.
Berk onaylıyor. Ben yengesine gitmeyeceğim. Berk'e gideceğim. Onaylamıyor. Tatlı. Şu an için seni kırmamak için böyle söylüyor tabii hayatım. Tabii canım tabii. Sen cuma günü çocuk bildiğin göreceksin. Güzel bakıyor dedi ya. Güzel bakıyor demek sende oldu anlamına gelmiyor hayatım. Siz yemeklerinizle daha etkileyin. Dur. Ben bir bakışımla yemek etkileyim. Hiç alakası yok. Yarın görürsün. Çok alakası var. Yarın görürsün. Çok alakası var. Ece de öyle diyordu. Yarın görürsünüz. Yarın görürsün. Ne oldu? Yengeye yaptırdı yemekleri. Hani benim masamda şu an zaten gündem Merve oldu. Bugün hani rezil her oldu gerçekten. Her zaman oldu. Evet yani. Ama buna meydan okuyan sensin Berk. Kesinlikle. Güzel bakıyor diyorsun güzel. Evet. Merve'yi kestirip atmıyorsun. Atman lazım. Yani Merve bu tavırlarından yüz buluyor sürekli senin ve yani bunu o gücü sen veriyorsun. Ben sana bir soru soracağım. Evet. Benim 4 tane çocuğum var. Ben ayrıldım bitirdim. Değil mi? Hı-hı. Bitirdim. Çocuklarımı bırakabildin mi? Hayır. Biz senin aileniz. Onu ayrılır bitirirsin ama bizi bırakamazsın. Yine direkt dolaşıp geleceğin bizim yanımız. Bunu unutma. Ortak noktayı bulamaz mısın peki yenge? Bulamayız. Merve'yle ortak nokta ortak ne nokta gibi bulamaz. Bir hayalin var ki? Ben Merve'yi hayalperest derken sen daha hayalperest çıktın. Sen öylesen Ececiğim, sen öylesen. Eğer Berk isterse zaten bizi ortak noktada buluşturur. Bak benim annem yanımda, erkek kardeşim yanımda, çocuklarım yanımda. Ama eşim yanımda mı? Değil. Hayır. Artık o dış kapının dış mandalı. Onu her zaman değiştirebilirsin ama çocukların ve aileni değiştiremezsin. Bunu unutma. Benden sana bir yenge tavsiyesi oğlum. Peki yenge. Emel ve Stiga bir de ben sizden dinlemek istiyorum bu konuyu. Yengenle tartışmaya girdiler. Merve yani saygısızlık yaptı tabii ki de. Çünkü büyüğü olduğu için saygısızlık yaptı. Yengen orada onu susturmak için elini indirmesini istedi. O yüzden hani refleks olarak elini indirmek istedi, anladın mı? Çünkü böyle bayağı hararetli konuşuyordu. Yani yengenin burada bir suçu yok, anladın mı? Berk, benden dinlemek ister misin? Senden dinlemek istemiyorum şu anda. Sen bilirsin canım. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani yengem elini zaten vurmamış. Zaten dolduruşa gelen vurdu bir erkekle gerçekten vurdu demişsin yengeme. Vurdu diyor sana, vurdu diyor sana, vurdu diyor. Vurdu diyor sana. Elimi ve onlar da teyit ediyor bunu. Vurdu işte. En iyi benim de az sonra. Siz de onayı verdiniz şu an. Ne alakası var ay ya? Hiç kendiniz gördüğünüzü söylüyorum. Yemin ederim var ya, ben hayatım önce böyle bir şey görmedim ya. Tatlı, biz gördüğümüzü söylüyoruz. Sen gördüğünü söylüyorsun. Sen göremiyorsun. Sen olmasını istediği gibi görüyorsun. Anladın mı? Karıştırıyorsun kendini beni şu anda. Merve. Ay benim kadar doğru musunuz acaba? 200'lüler. Sensin hayatım. Böyle bir şey yok. 200'lü mü? Bence biraz büyüklerine Merve. Benim sen kadar doğru okudunuz mu? Ama neden tartışıyorum? Bir düşün. Merve. Efendim. Berk, dinliyorum. Benim için aile çok önemli. Şu an yalanın ortaya çıktı. Seninle konuşmak istemiyorum. Yalanım mesela ortaya mı çıktı? Sen bunları neyse, izleyince kendinde utanacaksın canım benim. Az sonra en iyi benimde. Ay hiç kendinizi gördüğünüzü söylüyorum. Yemin ederim var ya, ben hayatım önce böyle bir şey görmedim ya. Tatlı, biz gördüğümüzü söylüyoruz. Sen gördüğünüzü söylüyorsun. Sen göremiyorsun. Sen olmasını istediği gibi görüyorsun. Anladın mı? Karıştırıyorsun kendinle beni şu anda. Merve. Ay benim kadar doğru musunuz acaba? Efendim Berk, dinliyorum. Benim için aile çok önemli. Şu an yengeme bir hakaret etmişsin. Ne bana hakareti da, etmişim? Bana da yengen elime vurdu dedin. Şu evet, an yalanın vurdu, ortaya çıktı. Elimi itikledi. Şu an yalan, elime çarptı bana yani. Bak, benle ne bana yapıyorsunuz bak, siz dedim. Şu an yalanın ortaya çıktı. Seninle konuşmak istemiyorum. Yalanım lütfen ortaya mı çıktı? Sen bunları neyse, izleyince kendinden benim utanacaksın canım benim. İşte bak, bazı insanların gözyaşı kozudur. Evet. Silahıdır erkeğe karşı. Hiç ben kadınım ama... Ben kadınım ama bak ne diyorum sana, parmağım da böyle duruyor. Ben kadınım ama sen de bunu biliyorsun ki evet, ben birçok erkekten daha delikanlı, daha erkeğim. Evet. Bu kadar diyorum. Alkışlasanıza kızlar. Aynen öyle. Alkışlasanıza. Dönebilecek miyiz yani dönemecek bu kadar olaydan sonra? Sen şimdi bu güzelliğin gözün tartışmasını yapabilirsin. Neyin tartışmasını? Güzel bakıyordu diye dediği gözün tartışmasını yapabilirsin. Yani ona gerçekten diyecek bir şey yok. Ben hani saygısızlık olduğunu düşünüyorum bunu zaten. Kesinlikle ama katılıyorum yengecim sana. Sen de güzel bakıyorsun. Teşekkür ederim ama bunu Emel söylemek için bakıyor. Bir saat geçmesini mi bekledin? Hayır, şu an bayağı hararetli bir şey oldu. Yengemin bu masada olmaz. O bu masada olmaz. Kıza neden saygısızlık yenge yapıyorsun? Cuma günü hepimize verdin ayrı olmaz ayrı tabii ispatlarını ayrı diyebilirsin. Yani. Onunla çıktığında çapkınsın, diyebilirsin. Çapkınsın biliyoruz herkese. Bunu Ece'nin yanında diyemezsin. Bak sen benim yeğenim değil mi? Evet. Ben senin her zaman arkandayım. Ben seni eleştiririm, tartışırız, ama o ayrı. Ama nezaketen ya. Yok dememen lazım. Bu kıza saygısızlıktı. Ben hiç nezaketle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası bunun. Ben sana sordum, açık, çok açık ve net sordum. Dedim ki
Merve'ye mi aşıksın? Merve'ye karşı bir şey mi hissediyorsun da sen bu kızın bu kadar yaptığından sonra hala da Merve'yi ama dinliyorsun. Yengenden yani önce Merve'yi dinledin sen. Merve'yi teselli etmeye çalıştı. Ama ağlamaya gitti kız. Ağlamaya gitmiş olabilir. Ben kalktım. Benim evimde böyle bir şey olduğu için ben misafirperverliğimden, ben Merve'yi çok sevdiğimden kalkıp gitmedim oraya. Ya da Merve'nin ağlaması çok üzüldüğünden git. Benim evimde yaşanan bir tatsızlık. Ben insan olarak üzülürüm. Bu Merve olduğu için değil, kim olsa üzülürüm, sorarım. Merve bana tripli tripli yok bir şey falan ne parken orada gelmiş sana ağlıyor. Sen buradan anlamıyor musun Merve'nin rol yaptığını? Evet, şu an fark ettim onu ben. Yani evet, bir psikolog açıdan bakmak gerekiyor evet, demek kesinlikle ki. Kesinlikle sana danışmak lazım o konuyu. Evet, öyle yaparsın bundan sonra o zaman. Sen hala psikolog musun sen ya? Daha okulunu bitirmemişsin, psikologum diyor ya. Yenge, senin yaptığın bir börek vardı. Paçanga böreği. Paçanga böreği. Evet. Çok merak ediyorum. Getirelim mi onu? Sizin elinizden bir şey yemiş olalım. Söyle getirsin, ne diyeyim ben? Ben ilk defa yiyeceğim elinizden bir şey. Börek bahanesiyle yenge yiyen baş başa kalıyorlar masada. Bak be, daha yaşın çok küçük annem. Önünde çok uzun bir hayat var. Evet. İnişli çıkışlı. Belki çok zirveye çıkacaksın, belki çok altı ineceksin. Hiç belki de ortada kalacaksın. Ama yenge bir şey soracağım. Sor. Bak ben ilk gün yemek yedim, geldin okey. İkinci gün, yemek yedim, geldin. Ben bugün seni hiç beklemiyordum. Sürpriz yapmak istedim. Seni her şeyin en iyisi. Ama yenge ben yani burada belki sen karar romantik vereceğim bir gece yaşamak istiyordum. Sen burada romantik gece yaşayamazsın. Neden yenge? Neden? Ben yemeği yapmasam nasıl yemek yiyecektim? Tamam haklısın. Merve'ye inanıyor musun Ece? Merve'nin ağlarken evet hani dolmuş bir şey olmuş. O eline vurmamış olabilir ama aralarında hani büyük bir olay geçmiş. O da duygularını hani yansıtmış ağlamıştır. Ben ağlamasına yapmacıktır demiyorum ama daha sonrasında yine yalan ortaya çıktı her zamanki gibi. Merve'nin hani yakaladığımız üçüncü yalanı, dördüncü yalanı falan herhalde. Artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Bir şey söyleyeceğim kızlar size. Bak bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Eğer ben haklı olmasaydım kalkıp da ağlamazdım. Daha çok üstüne giderdim, anladın mı? Ama o kadar çok üstüme geldi ki o benim. Ki bak girdiğimde bile hani yengecim senden bir şey öğrenmek istiyorum, onu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Ne kadar ılımlı davrandım siz gördünüz. Bunu inkar edemezsiniz. Burada yaptığı hareketi de siz gördünüz. İnkar ediyorsunuz. Hayır, inkar etmedim. Burada yaptığı hareketi de gördünüz. Şu nedir? Canım sana benim. Sana vurmadı. Canım benim. Şu... Şöyle yaptı ya. Öyle bir şey yapmadı. Şu nedir ya? Bunu yaptı. Ben böyle bir kaldım zaten. Ece, Berk hakkındaki düşüncelerin değişti mi? Yani Berk hakkındaki düşüncelerim gerçekten değişti. İlk kapıdan girdiği andakiyle şu anki evet. Çünkü ya da benim modum düştü bilmiyorum. Ya çok nazik bir çocuk. İki tarafı da o yüzden idare etmeye çalışıyor ya da Merve gerçekten aşık oldu bilmiyorum ve Merve'nin aşık olduğu bir şey varsa o da sadece dış görünüşü. Berk yanlış yoldasın. Niye? Berk bir şey söylüyor. Yanlış yoldasın. Neler söylüyorsun başkasının masasında? Yarın benim masamda da mı aynı şeyi yapacaksın? Yarın senin masamda ne Merve'nin sesini duymak istiyorum, yengem de gelmeyecek yarın. Lütfen artık ya. Şimdi sen yengem gelmeyecek derken yani sanki beni istemiyormuşsun. Hayır, yenge, gibi ben bana şey bıraktı. Miyim? Niye öyle diyorsun? Belki sürpriz yapacaksın. Sen ne demen lazım biliyor musun bak? Senin otoriteni koruman için bak ben hiçbir zaman kadın ama yenge, yani... kadını izlemiyorum yanlış anlama. Evet. Sen her zaman otoriteni evin reisi olmu koruman için doğru olan sözü en son senin söylemen lazım. Bak yanlış demiyorum. Evet. Doğru olan sözü en son senin söylemen lazım. Bunu sen bunu böyle ilk başta kabul ettirirsen bu böyle gider. Evet. Ama yok. İki gözyaşı döktü. Onu yaptı, bunu yaptı. Sonra ben bunu kandırıyorum. Yok öyle bir şey. Yüreğine taşı basacaksın. Evinin düzenini, çoluğunun çocuğun düzenini, yuvanı düzgün ayakta tutmak için yüreğine taşı basacaksın. Gaddar olacaksın, yeri gelecek. Ama senin için parçalanıyor. Evet. Hadi yiyelim belki tadımız yerine gelir yengenin evet, güzel evet börekleriyle. Biraz tamam, soğudu gerçi şey ama. Ece'm tamam mı? Bak şimdi bunlar eridi. Bunların altına sen bir tabak koysaydın bu şekilde almazdı. Ya o deniz yıldızları çok tatlı geldi tamam, gözüme. Bir altına bozmayayım bir dedim ama tabak koysaydın evet, orası da çok bu şeyi almazdı. Olmuş. Bak o da öyle, o da öyle. Doğru söylüyorsun. Yani yanlış anlama. Yok estağfurullah ben. Benim sana tavsiyem bu. Kızımızdan da özür dilemeni istiyorum. Onu, o lafı söylediğin için. Evet senden özür dilemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yengecim sana teşekkür ediyorum aslında kızım, öncelikle. Kızım doğru olan tektir anne.
Evet. Seni biz görmeye... Yani o anda ağlayınca ben de biraz kötü oldum yenge açıkçası. O zaman yani. Hepimiz ağlayalım. Hayır, hepimiz duygusalız zaten. Insanım. Ben de çok duygusal bir insanım. Yengeç burcuyum ben de. Yengeç. Evet, yengeç. Her şeyde ağlarım. Filme de ağlarım, diziye de ağlarım. Ağlama. Her şeye ağlarım. Yok, şu an ağlamayayım. Ben de ağlarım. Şu an yok. Beraber ağlarız yani. Aynen. Efendim? Yenge içeride yemek yapıyordu, oturdu. Yengenin çayını içti, yudumladı, televizyon izledi. Yengem yemek yaparken, sen de çayını yudumluyormuşsun. Oh ne güzel, yenge yemek yapıyor, ben çay içiyorum falan. Siz de bana Berk'i anlatmak ister misiniz? Anlatayım ben size Berk'i. Siz Berk'i gördünüz zaten. Yok hayır, ben çay içmedim. Zaten ben çayı yengeye getirmiştim. Böyle bir şey yok, çay içmedim. Ben görmedim işte yine. Yarın izleriz, görürüz. Yarın izleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Kızlar, deliller elimizde, yarın izleyip göreceğiz. Evet, birbirimizi daha çok tanıyamadık açıkçası tartışmalardan evet, dolayı. Evet, gecemiz bölündü biraz. Evet. Ama... Çok heyecanlı girdim, sürprizler bekliyordum. Yengem zaten bir sürpriz oldu bana. Evet. Ben her gün sana sürprizim. Bir tanesin sen yenge. Her zaman gel. Beni burada tek başına bırakma. Bırakmayayım mı? Bırakma ama yani yarın... Hiç belli olmaz Berk. Yarın da gelecekmiş gibi duruyorsun. Hiç belli olmaz Berk. Vallahi bilmiyorum da yani hiç yenge. Hiç belli olmaz. Ben bu akşam birazcık sizi şey yaptım, sıktım herhalde. Estağfurullah. Yok, demek. Ben gideyim. Tamam, ben size müsaade isteyeyim. Ben gideyim. Kızım baş başa kalın. Gerçekten. Olsun canım benim. Ben müsaade istiyorum sizden. Siz bir oturun baş başa konuşun. Yarın Sıdıkay'la görüşülecek zaten. Bir bakarız. Allah tamam, ne gösterir. Yengeç. Tamam canım. Yemekleri yaptı. Ortalığı karıştırdı. Yani şu an yengenin değil mi? Ece'nin gitmesi gerekiyor. Çünkü bütün yemekleri yenge yaptı. Kapıyı bize yenge açtı. Aynen. Sanki aynen. Onun evindeydik. Evet. Ece'nin evi değildik yani. Hadi kızım, ona ısmarladık. Şimdi elinizi öpeyim ben sizin. Çok teşekkür ederim. Anne babaya çok selam söyleyin. Kusura bakmayın, size şey yaptım ama. Esnaflı hiç problem değil. Siz iyi olun yeter. Hadi. Görüşürüz yengeciğim. Hadi. Berk, bugün bunca yaşanan saygısızlığa rağmen, günlerdir yaşanan bir saygısızlık var. Bugün gözünün önünde olan, yengesinden birinci ağızdan dinlediği bir saygısızlığa rağmen hala işte Merve'nin gözleri çok güzel ama diyor. Gözlerinin çok güzel olması bütün ailesine saygısızlık yapmasını gerektirmiyor bence. Ve bu bunu kurtarır bir yanı yok yani bunun. Tatlılara geçelim, tatlı konuşalım mı biraz? Bence de konuşalım tatlı artık. Sen onu da ye istersen ben bunu götürene kadar. Yok ben doydum. Doydun mu? Yengemin ellerine sağlık. Senin evet, de ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Berk, şu an ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hangi konu hakkında? Yengenle benim konum hakkında. Yengeme hak veriyorum. Senin yanlış yaptığını düşünüyorum. Berk. Eğer ben haksız olsa, evet ben bir şey söylüyorum haksız şu anda. Olsaydım. Sen haksızsın. Yengem haklı. Yani ayıp ettiğini düşünüyorum Merve. Duydun mu? Çünkü ben o kadar saygısız. Her kavgada sen varsın. Değilim. Ben o kadar saygısız bir insan her kavgada değilim. Sen varsın. Herkese satışan neden sensin. Neden acaba? Bir oturup neden Merve? Neden? Senin belki çok zamanını alır ama. Neden Sıdıka değil? Ben. Neden Emel değil de Merve? Çoğunlukla anlaşamıyorsun. Demek ki sende bir sorun İşte var. Bir oturup düşün diyorum Berk. Biraz zamanını alacak ama bir oturup düşün bence. Neden Merve? Berk'le tekrar baş başa kaldınız Ece. Nasıl hissediyorsun kendini? Hevesim kaçtı şu an ya. Toparlamaya çalışıyorum böyle tatlı yeni tatlı konuşalım falan diye ama. Benim zayıf noktamdan vurdun. Ben duygusal biriyim. Ağlayan bir kız görünce dayanamıyorum. Ben de çok duygusal biriyim. Demek ki ağlım. Sen bir sus. Seni zayıf noktandan bulmaya çalışıyor. Evet, duygusal mesela... kararları bunlar. Susar mısınız be? Ben konuşuyorum. Ben çok duygusal bir insanım Berk, anladın mı? Yapmacık olamıyorum. Demek ki o an o duygudaydım, ağladım. Demek ki yengene saygısızlık yapmadım ki ağladım. Biraz mantıklı düşün, dolduruşa gelme. İnanmıyorum sana, inanmıyorum. Sen bilirsin tatlım, ister inan. Bak ister şu an bile gider yapıyorsun. İster yanlış inan, yapıyorsun ama. Evet, sinirleniyorum çünkü ya. Merve, seninle konuşmak istemiyorum lütfen. Ben de seninle konuşmak istemiyorum. İyi tamam. Zaten seninle konuşmak bu saatten sonra hiçbir şeyim olamaz. Böyle aynen mi olduk? Aynen öyle. Evet, aynen ya, öyle. Ya süpersin. Tamam, şu an seni asıl, tanıdım. Teşekkür asıl ederim canım. Asıl sen süpersin. Asıl sen süpersin. Asıl sen devam et. Dört ay, tane tamam. Kişinin dolduruşuna gel. Yeter. Bu şekilde davranma. Berk çok pasif kalıyorsun. Berk. Asıl sen sus. Yarın beraberiz. Ya. Hazır mısın? Hazırım. Ne istersin? İstediğin bir şey var mı? Fark etmez yani. Nasıl fark etmez? Ev yemekleri olsun söyle. Yeter.
Söyle bakalım. Et yemekleri olabilir. Aa, tamam, tam istediğin şeyler var. Umarım seninle sessiz, sakin, huzurlu bir yere. Evet, çok istiyorum. İnan, buna çok istiyorum. Çok ihtiyacım var. Aynı şeyi söyledim. Evet, sevimliyim tatlım. Bugün Merve, dün kapıyı açan Merve. Merve'nin gününde gene Cuma Merve. Cuma günü olacak da Merve tatlım. Sonrası zaten çok güzel olacak, emin ol. Ece. Efendim. Tatlıyı baştan mı yapıyorsun? Bence baştan yapıyor. Bence de. Hiç tatlı yapamamış olanlar tatlımla ilgili konuşmasınlar bence. Bu ne tatlısı? O parfe. Ne? Parfe. Nasıl yani parfe? O şöyle bir şey, bisküviyle yapılan bir tatlı. Üzerinde çikolata sos döktüm sadece. Şu an çok heyecanlandım. Önce ben bakayım bir tadına, ne olur. Kötüyse... kötüyse baştan yapacağım tatlıyı, kızlar evet. Mutlu olsun. Ben hayatımda öyle bir parfe görmedim, onu ben de görmedim ya. Ne o öyle sulu sulu. Bence hemen yemen lazım. Çikolata seviyorsan ama. Aa, ben çikolata çok seviyorum ve bunu gerçekten şu an çok sevdim ama sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Dürüst olabilirsin bana karşı. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet, eline sağlık. Tatlının görüntüsü pek hoş değildi ama gerçekten lezzetliydi tatlı. İki gündür de bekliyordum tatlıyı. Bugün yedim. Çok mutlu oldum. Sevindim o zaman. O zaman tatlı konuşmaya geçelim hemen. Evet. Çok ihtiyacım var bu kadar stresten sonra. Evet, kızları da susturmuştur herhalde senin bu cevabın. Evet. Ece çok güzel bir kız. Bence Berk benden etkilendi. Karakterimle zaten ben ön planda olmak isteyen bir insanım. Donanımlı bir kız bu arada. Psikoloji okuyor. Bir sürü oyuncağım vardı ama mesela bisiklete binmeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmedim yani. Hala bilmiyorum. Gerçekten hala bilmiyorum. Hala da odamın üzeri oyuncaklarla yığılı durumda. Evet, çok seviyorum oyuncakları, peluş şeyleri. Sana da bugün bir sürprizim var, bir hediye aldım. Nasıl yani? O da çocukça çok tatlı bir hediye. Yok, bence artık. Çok tatlı. Sence nasıl bilmiyorum. Ben hediyelerden çok hoşlanırım, sürprizleri çok seviyorum. Evet. Bence hiç vakit kaybetmeden getirmelisin. Tamam, o zaman getireyim. Bayağı ne bildiğim, yemek yapabildi, bırak, ne alışveriş aynen. yapabildi. Bir sofra düzeni çok güzel, bir kendi güzel olmuş. Bir de aldığı hediyesi güzeldi. Bir tek onlara önem vermiş. Senin kadar güzel olmasa da Merveciğim. Teşekkür ederim tatlım benim. Geldim. Şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Çok merak ediyorum ne var içinde. O zaman ben tutayım, sen aç. Aa. Birlikte bir şey yapmış olalım. Uzaktan kumandalı araba falan olmasın? Aa, hakikaten olabilir öyle bence bir şey. De. İçindeki çocuğu çıkarmış olabilir yani. Bence de. Aslan gibiyim dedim. Ben de çocuk suluğumu kullandım. Sana müteriş aslan aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni. Gerçekten çok incesin. Ece'nin hediyesini çok beğendim. Bana aslan almış. Çok mutlu oldum yani aslanı görünce. Evimde kedi, dışarıda aslan olduğunu gösterir bu. Ben peluş oyuncakları çok seviyorum. Dediğim gibi yatağımın evet, üstü hep bunlarla dolu, öyle şeylerle dolu. Sen de sürekli dün aslan gibiyim, aslan gibiyim aynen, dedin. Aynen, aslandan girdik. Evet. Gerçekten çok incesin, çok teşekkür aslandan ederim. Aslandan çıktık. Rica ederim. O zaman başka sorun yoksa eğer ben sana kağıdı, kalemi, kalbi vereyim. Sen düşüncelerini yaz ben. Olur. Tell myself you're so precious for me. I love you. I love you. Kalbe ne yazdığı konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü birbirimizi fazla tanıma fırsatı bulmadık. O yüzden hakkımda ne düşünüyor hiç bilmiyorum açıkçası. Cuma günü inşallah onunla biraz daha vakit geçirme fırsatı bulabilirim diye umuyorum. All the things that we'll do, I love you. Kızlar şu an ne yazdığını merak ediyorsunuz. Ben evet çok merak Sizce ediyorum. Sizce olumlu mu olumsuz yöndemini düşünüyorsunuz? Ben çok olumlu yaptım. Değil. Hani şeyden etkilenmiş olabilir aslan. Oyuncak aslandan falan etkilenmiş olabilir ama. Ben müsaadeni isteyeyim artık. Tabii ki. Ben seni geçireyim. Olur. Berk! Efendim? Yarın bendesin. Evet. Sana güzel yemekler yapacağım. Umarım. Tatlı da yapacağım.
Bekliyorum. Güzel olsun yani. Güzel bir tatlı yapmanı bekliyorum. Hiç merak etme. Berk, bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Senin gibi aslan gibi çocuğa gitmiş, aslan gibi oyuncak almış. Böyle bir şey olabilir mi aslan ya? Aslan gibi oyuncak diye canım, aslan o zaten. Evet, aslan. Aslan, tamam işte onu diyorum ben de. Ay, bu ne gitmişsin, samimiyet? Gitmişsin oyuncak almışsın. Bu ne samimiyet? Ece ile iyi geçti diyemem çünkü Ece'yi daha tanıyamadım. Bütün yemek boyunca Merve ve yengemin tartışmalarını dinledim. Yengemin yan odada ne işi var? Keşke gelmeseydi, Ece'yi daha iyi tanısaydım. Umarım Ece ile finalden önce tekrar bir tanışma şansım olur. Yenge gene beni rahat bırakmadı. Hoş geldiniz. Yengecim hoş geldin. Aman sen sus, konuşma benimle. Ece dedi ki yemekleri ben yaptım, yenge yapmadı. O yüzden dedi yalancı dedi. Siz yengeme yalancı diyemezsiniz yani. Ayıptır ya. Merve sen susar mısın ya? Merve kes sesini ya. Allah ben sana muhatap olmak zorundayım her soruda ve sorunda. Evet. Senle muhatap olmayacağım. Ben de seni duymuyorum şu saatten sonra, yeter artık. Evet. Sen sus. Berk sen sus, ben konuşuyorum. Çok büyük saygısızlık yaptınız. Ben size terbiyesiz dahi demek istemiyorum. Çünkü çok büyük terbiyesizlik yapıyorsunuz. Şunu artık yiyeceğim. Siz yapmadığınız yemeği yaptım derseniz ne yapmış olursunuz? Gereken şu. Yemeğimiz mahvolacak. Sıdıka bir saniye kızım. Merve sesini kes. Kesmiyorum. Merve keseceksin o sesini. Kesmiyorum, hadi kestirsene. Şu an özür dilemeni istiyorum. Yarın gene konuşacağız ama şu an